Efendim Kanal 3 ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben. Kafanızdaki sorulara cevap buldunuz. Program Geniş Açı'ya hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu akşam Geniş Açı'da Afyonkarahisar Belediye Başkanı, aynı zamanda AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Sayın Burhanettin Çoban'ı ağırlayacağız. Sayın Çoban döneminde, daha doğrusu bugüne kadar vaat ettikleri, yaptıkları ve yapamadıkları var mı, onları konuşacağız. 4,5 yıl içerisinde Afyonkarahisar'a neler kazandırıldı, onları konuşacağız. Sizlerden gelen soruları da Sayın Başkan'a aktaracağım. Yani dop dolu bir yaklaşık 2,5-3 saat geçireceğiz sizlerle birlikte. Başkanım, öncelikli olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin Bey. Ben de hem Geniş Açı programına sizlere, hem de Kanal 3 ailesine ve bizi izleyen tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımız hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Sayın Başkan'a nasıl soru gönderebilirsiniz? Yani bize nasıl ulaşabilirsiniz? Telefonunuzun mesaj bölümüne girip Kanal 3 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra soru ve düşüncelerinizi yazıp 3834'e gönderebilirsiniz. Ayrıca Yasin Köksal Twitter ve Facebook adreslerinden de bize ulaşmanız mümkün. Sayın Başkanım, öncelikli olarak adaylık sürecinden başlayalım. Her ne kadar Fısıltı gazetesi sürekli sizin aday olmayacağınız yönünde bir spekülasyon yaratmaya çalışsa da Sayın Başbakan ilk 10 arasında isminizi açıkladı. Buradan başlayalım isterseniz. Buyurun. Tabii Yasin Bey, maalesef özellikle Afyon'daki gözünü partizanlık bürümüş bazı arkadaşlar, hemşerilerimiz öyle bir dedikoduya meraklılar ki akıl almaz dedikodular çıkardılar. Yok efendim, başbakan kesinlikle istemiyormuş. Hatta Veysel Eroğlu'nu düşünüyorlarmış. Kesinlikle yapılmayacakmış aday falan filan. Yani bunlar çok, bizim de tabii vatandaşımız, partilerimiz, bir sevenler de duyuyor, geliyorlar. Ya başkanım, böyle konuşanlar filan var. Çok az da olsa böyle. Ama çok az da olsa bazıları ses çok gür çıkıyor ya da çabuk yayıyorlar fısıltıları. Ben her gelene söyledim, hiç merak etmeyin. Ben bunu 2 yıldır söylüyorum, bugün değil. Ya son 2 yıl kala seçimlere, biliyorsunuz, havaya insanlar yavaş yavaş giriliyor. Evet. Son 1 yıldır kesin söylüyorum ben bunu. Hiç merak etmeyin. Çünkü başbakanımız her yıl bizlere toplantı yapıyor. Her ay toplantı yapıyor ayrıca. Her yıl belediye başkanlarıyla ayrıca bir toplantı yapıyor. Burada tek tek bir sıkıntı varsa belediye başkanı milletin içerisinde, tabiri caizse, hizaya getiriyor. Bize hiçbir toplantıda şimdiye kadar, bırakınız böyle bir söylenmek, hep takdir ve teşekkürler iletildi bize. Hı hı. En son Sapanca'da 2 ay önce, hatırlayın, 2023'e doğru nasıl bir belediyecilik vizyonu öngörüyorsunuz diye, evet, partimiz bir toplantı yaptı. Buraya sadece Türkiye'den 30 tane belediye başkanı çağırdı. Onlardan bir de benim, hamdolsun. Ya bunu bir gurur vesilesi olarak söylemiyorum. Ama demek ki bir partimiz 2023'e doğru nasıl bir belediyecilik vizyonu öngörülsün diye bir toplantı yapıyor, beyin fırtınası. Bu beyin fırtınasına 30 belediye başkanını çağırıyor. Bir tanesi de Allah'a hamdolsun Afyonkarahisar Belediye Başkanı. Bunlar zaten anlayanlara bir mesaj. Ne dedi orada genel başkan yardımcımız? Türkiye'de başarılı olmuş belediye başkanlarımızı çağırıp bir toplantıya dedi. Zaten anlayanlara mesajı burada anlaması lazım. Evet. Ama bu 2 ay önce oldu. Biz şimdi bakınız, Türkiye'de 81 il arasında 1500'den fazla belediye başkanı arasında İlk 5. sırada çıkan belediye başkanıyız. Hamdolsun. Evet. Belediye başkan adayıyız. Hamdolsun. Bunlar dedikodulara en güzel cevap. Tabii biz hiçbir zaman mağrurlanmadık. Gururdan, kibirden uzak durduk. Yine aynı şeyi devam edeceğiz. Biz halkımızla beraber, halkımızın yanında ve halkımızın desteğiyle. Ben buradan tekrar, şimdi evet biz hizmet yaptık ama belediye başkanlarına hizmet hiç yetmiyor Yasin Bey. Evet. Halkın da gönlünde taht kurmak gerekiyor. Kapılarını halka açmak gerekiyor. Halkla beraber olmak gerekiyor. Dolayısıyla bir de iyi intiba bırakmak gerekiyor. Yani evet, bir imajınızda bir dürüstlüğe halel gelmemesi lazım. Belediye işlerinde bir şaibe uğraşmamak lazım. Demek ki biz imajımızı halel getirecek bir şey yapmamışız. Halkla ilişkilerimizde gerekli tevazuyu göstermişiz. Hizmet yanında en azından yanlış şeyler de olmasına vesile olmamışız. Bundan dolayı halkımız esas bize, gerek kamuoyu araştırmasında gerek şifai olarak görüşlerinde bunu ilettiler. Teşkilatımız güvenini ifade etti. Evet. Çok önemli bu. Tabii ki.
bir temayül yapılıyor. Bu da teşkilatımıza çeşitli sorular soruluyor. Başarılı mı? Halkla ilişkileri nasıl? Teşkilatla ilişkileri nasıl? Tekrar aday görmek ister misiniz? Ya da onun yerine, ya pardon, isim onun yerine değil de herhangi bir belediye başkanı görmek istediğiniz kişi var mı diye soru soruluyor. Örneğin Eskişehir'deki başkanımız, şu an adayımız, aday adayı bile değildi. Evet. Aday adayları vardı. Yine Kütahya'da işte 2 gün önce açıklandı. Sayın Kamil Saraçoğlu. Kamil Saraçoğlu Bey bizim belediye başkan aday adayımız değildi. Ne oldu? Sayın Başbakanımız telefon açtı kendisine. Dedi ki hemen istifa ediyorsun, aday oluyorsun. Yani bizim burada da benzer şeyler olabilirdi. Olmadı. Neden? Allah'a hamdolsun. Gerek bakanımız, milletvekillerimiz, hepsine teşekkür ediyorum. Teşkilatımız, tüm kademelerine, kadın kollarına, gençlik kollarına, merkez ilçemize, il teşkilatımıza güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz. Esas teşekkür halkımıza. Bize bu desteği verdiler ki genel başkanım bu destek karşısında Afyon halkı bunu istiyorsa ben de buna kayıtsız kalamam diye hemen ismimizi açıkladık. Bu olursa bu onur benim değil Afyonkarahisar'ın onuru. Hamdolsun. Evet. Bize bu onuru yaşatan Afyonkarahisar'ı genel merkezimiz nezdinde, başbakanımız nezdinde itibarlı hale getiren halkımıza candan teşekkür ediyorum. Adaylığımız hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Sayın Başkanım, 2009 yerel seçimleri ve Burhanettin Çoban olarak birçok vaatte bulundunuz. İsterseniz onu sırayla muhakkak gideceğiz. Bugüne kadar neler yapıldı, neler söz vermiştik ya da sözlerimizin dışarısında olup ilkler nelerdi? Buradan başlayalım. Öncelikli olarak Akarçay. Her ne kadar bazıları tarafından havuz olarak ya da farklı farklı nitelendirilse de Akarçay, Afyonkarahisar'ın bence bir vizyon projesi. Buradan başlayalım efendim. Buyurun. Şimdi Yasin Bey, 1938 yılında dönemin nafia vekili Ali Çetinkaya'yı Afyonlar, ben bunu gazetelerin dağıttım. Gazetede yazmışlar. Demişler ki bura bataklık, bura sinek yuvası, bura koku yuvası. Ey nafia vekilimiz burayı düzelt. O zaman devlet su işleri de nafia vekilliğine bağlı. Evet. Yani bakalım, Sayın Bakanımızın Ali Çetinkaya'nın ilgi alanına giren bir konu. Olmamış. 1960'larda tekrar konu gündeme gelmiş. Tekrar gündeme gelmiş. Gazetelerde. Devlet su işleri halk çağrıda bulunmuş. Çaba yok. Şimdi ben burada mütevazilik yapmayacağım. Yani tevazu göstermeyeceğim. Akarçay tamamen Burhanettin Çoban'ın kendi şahsi bir projesidir. Mesela spor kompleksinin fikir babası doçent doktor Sait Aşpa milletvekilimizdir. Bana onu söyleyen, ya başkanımız böyle projeleri böyle bir şey vaat edelim. Bu kompleksi buraya yaptıralım diyen Sait Aşpa Bey'dir. Salim Pancar Bey'le beraber oturdular. Afyon'da nasıl bir spor kompleksi yapılabilir? Bunu beraber, ben de çağırdılar, Zeki Kuş Genç Spor Müdürümüz, beraberce bunları planladık. Ben böyle düşüncem yoktu. Oradan fikir araştırdım. Hakikaten Afyon'da termal turizm var. Sağlık turizmi inşallah gelişir. Bir de spor turizmi ilave edelim diye ben bunu projelerime koydum. Ama Akarçay tamamen ben gittim. Daha aday adayken orada tek başıma gezdim. Ben mühendis değilim. Mimar değilim. Peyzajcı değilim. Ama orada ne yapılabileceğini kafamda canlandırdım. Bir peyzaj mimar diye bir teknisyen arkadaşa, peyzaj teknikeri arkadaşa bir ön çalışma yaptırdım. 3 boyutlu olarak. Zaten onu da seçimlerde kullandık biliyorsunuz. Evet. Şimdi biz bu Akarçay'ı vaat ettiğimiz zaman halkımız, özellikle Uydukent bölgesi, yani böyle bir proje çıkacağını düşünmüyorlar. Hani basit. Efendim 4 tane içeriye bir taş koyarlar. Etrafına 3 tane ağaç dikerler filan gibi düşündüler. Ama yok. Akarçay tam tabına 45'ti, 46 milyon oldu. 47 milyon TL'ye ulaştı yatırım. 47 milyon TL'lik yatırım. Bunun hatta 48 milyon TL'lik yatırım. Bunun 33 milyon TL'sini devlet su işleri sadece taşkın koruma olarak derenin içini ve köprüleri yaptılar. Evet. Bunun dışındaki tüm imalat, yani gerçek rekreasyon, efendim fıskiyeler, havuzlar, köprülerinin süslenmesi, ışıklandırılması, yeşillenmesi, daha önemlisi Akarçay'a akan yağmur suların yeni bir yağmur suyu kanalıyla şimdiki projenin ilerisine taşınması projesi tamamen belediyemiz imkanlarıyla yapılmış ve belediyemiz bu iş için 15 milyon TL'ye geçkin bir para harcamıştır. Bakınız 15 milyon TL. Bunu biz kredi almadık, borç almadık, kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Bugüne kadar Afyonkarahisar belediye başkanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Hizmet ettiler Afyonkarahisar için. Evet. Ben de bu şehri yaşayan bir insan olarak
Onlar teşekkür etmekten başka yapacağım bir şey yok. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olanlara Allah sağlık, afiyet versin. Ömürlerine ömür katsın inşallah. Bugüne kadar bir tane bakınız, Akarçay benzeri bir proje yoktur. Geçiyorum. Biz buraya 15 milyon TL harcamışız. Mesela bunun 10'da biri, bugünkü rakamlarla harcanmış bir rekreasyon projesi gene yoktur. Yoktur yani. En büyük parkımız işte geçmişten kalan Devlet Parkı. Sağ olsun daha önce de Sayın Erdal Akar rahmetli başkanımız döneminde yapılmış bir fuar alanımız var. Çok büyük, gerçekten muhteşem bir alan. Yani fuar alanını çıkardığımız zaman geriye, ya son 2-3 dönemlik şeye geriye baktığımızda inanın 1,5 milyon, 2 milyon TL tutarında bile bir proje yoktur. Akarçay projesi bizim bir vizyon projemiz. Bundan dolayı biliyorsunuz biz ödül aldık. Evet. Hem başbakanımızdan ödül aldık hem de Türkiye'de yerel yönetimler konusunda uzman bir kuruluş tarafından, uzman bir jüri tarafından ki hepsi profesörlerden oluşuyor. Çok hassas, titiz bir jüri. Türkiye'de yılın rekreasyon dalarında yılın il belediye başkanı ödülünü aldık. Şu an birçok insan inanın özellikle seçimler yakın birçok ilden buraya adaylar, aday adayları projemizi görmeye geliyorlar. Bizden bir proje istiyorlar. Neden? Benzerini burada uygulayabilir miyiz diye. Önemli bir proje. Şimdi havuz diyebilirler, küçümserler. Ne dediler hatırlayın. Önce yapamaz dediler. Böyle bir şey olmaz. İnanmadılar. İkincisi biz inşaata başladık. Belli başlamaya geldik. Akarçay'da su olarak su tutacaksınız dediler. Hatırlayın. Evet. Hatırlayın yanları. Evet. Bu sene Temmuz ayında ki Ramazan'a isabet ediyor. Bu seneki 2013 Temmuz ayında Ramazan ayında bizim Akarçay'daki devlet su işleri müteahhit tarafından yapılan işlemde bir hata oluşmuş. Hata var. Akarçay'da tuttuğumuz su biliyorsunuz Mayıs'a kadar akan bir su var, dere var, nehir var. Evet. Ama Mayıs'tan sonra çok az bir debisi var. Yani debi çok az. Biz bu hatadan dolayı oradaki sular Zafer Sitesi'nin temeline gitmeye başlamıştı. Arızayı bulamadık neden olduğunu. Suyu boşalttık tamamen Temmuz ayında. Arızayı buldu devlet su işleri. Arızayı gideren işini giderdiler tamamen. İşlem tamam. Ben temiz otomatik zaten kalktı. Su olacak suyu tutacağız. Evet. Temmuz ayında su yok tabii. Yağış yok. Hani halk diyor ya işte barajdan veriyorlar falan diyor. Halk demeyeyim de bazı bizi kıskananlar, çekemeyenler. Barajlardan su veriyor. Akdirmen'den veriyor diyorlar. Kimisi Erkben Barajı'ndan diyorlar. Kimisi Sinanbaşa Kuruçay'dan diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Yasin Bey, tam da gemimiz gelecek bir hafta sonra. Bir hafta sonra gemimiz gelecek. Onu da soracağım zaten. Buyurun. Gemimiz gelecek. Allah Allah su yok şeyde. Akarçay'da. Tabi Rabbime yalvardım. Ey Rabbim sen bilirsin. Yani bizi mahcup eyleme. Bir yağmur Temmuz ayında. Hatırlayın. Bir yağmur. Evet. Akarçay değil dolması. Akarçay taştı 3 günde. Taştı. Taştı yani. Tamamen yağmur suyuyla. Tamamen. Bakınız bir damla, bir santimetre küp barajdan bırakılmış herhangi barajdan ya da yeraltından kuyudan çekilmiş de Akarçay ölmüş bir santimetre küp su yoktur. Asla. Allah hamdolsun doldu. Bir hafta sonra gemimizi indirdik. Dragonlarımızı indirdik. Küçük kayığımızı indirdik. Deniz bisikletlerimizi indirdik ve orada aktivitelere başladık. Evet. Akarçay gerçekten Afyonkarahisar'ın vizyon projelerinden bir tanesi. Bugün bir milletvekilimiz vardı. Adıyaman milletvekilimiz. Başkan bana nereye götür, bir yere götür göster diye. Bir bilgemize götürdüm. Çünkü vakit çok da. Bir de Akarçay'a götürdüm. Hayranlığını ifade etti. Bakınız ve bugün hava soğuk. İnanın onlarca insan Akarçay'da spor yapıyordu saat 4'te. Evet. Onlarca insan Akarçay'da spor yapıyorlardı. Bu soğukta. Evet. Akarçay'dan hemen geçelim. Yine söz verdiğiniz bir seçim vaadi, bilgi evleri. Sayın Başkan, bunları da konuşmak gerekirse yaklaşık 2500 milyarlık bir yatırım, 1000 TL tutarında bir yatırım. Bununla konuşmak gerekirse Afyonkarahisar'da kaç tane bilgi evi var ve neye hizmet ediyor? Şu an 8 tane bilgemiz faaliyette. 9.sunu şu an inşaat halindeyiz. Harbiş'te, Nazmi Saatçi Mahallesi'nde yapıyoruz. Yasin Bey, bilgi evleri yine bakınız benim seçim projelerimden bir tanesi. Hiç kimse bilmiyor bilgi evi nedir. Evet. Açıkçası ben de halkın bu kadar ilgi göstereceğini, öğrencilerin bu kadar bilgi evlerine
hücum edeceğini düşünememiştim. Hı hı. Tamam. Ve ben şimdi bilgi evi, işte az önce dediniz ki neler yaptınız, neler yapamadınız diye evet. soracağım dediniz. Evet. Mesela benim seçim proje bilgi evi var. Hı hı. Ben iki tane, üç tane yapardım bilgi evi. İşte bir Çavuşbaşı yaptık. Sayıp Atı'yı açtık. Bir de ikinci şehir çarşısında açtık diyelim. Üç tane açardım. Açtım kardeşim derdim. Bilgi evi. Sözümü tuttum. Söz bakınız yaptık. Biz Yasin Bey 2,5'tu o geçen seneki rakam. Bu sene 3,5 trilyona vardı bizim masrafımız bunun. 3,5 milyon TL. Biz 8 tane bilgi ev açtık. Şu an 9.'sunun inşaatını yapıyoruz. Her bir tanesi bize 500 bin liraya mal oluyor. Hı-hı. Yeni inşaatlarımız bir tanesi. Çünkü tefrişatıyla, bilmem ekipmanıyla, her sınıfta projeksiyon, akıllı tahta, bilgisayar, oyun alanları, şunlar bunlar. Şimdi ve biz bilgi evlerine gelen öğrencileri sadece merkezden değil, bugün milletvekilimiz de yine Sayıp Ata'daki Necip Fazıl Kısakürek bilgi evimize gittik. Sayın milletvekilimiz sordu, nereden geliyorsunuz diye. Kaya dibinden gelen var, Işıklardan gelen var. Efendim, Bayatçı köyünden geliyorum dedi bir tanesi. Yani ilçelerden gelenler var. Biz herkes hizmet ediyoruz. Ücretsiz tüm kitaplarını, test yapraklarını biz kendilerine veriyoruz. 15 günde bir deneme sınavı yapıyoruz. Tamam. Sadece normal SBS ya da üniversiteye müfredatı yok. İsteyene yabancı dil üzerine eğitimler veriliyor. İsteyene müzik, isteyene resim. Her türlü orada kurs yapılabiliyor. Durumu zayıf olan, maddi durumu Atkel grubuna ait olan çocuklarımız için de dün mesela bir otobüsümüz Antalya'ya gitti. Bir otobüs de Konya'ya gitti öğrencilerimiz. Yani öğrencilerimizi geziye de gönderiyoruz. Mesela yine bununla ilgili hatıramı anlatmak istiyorum. Buyurun, çok lütfen. Önemli. Şimdi bilgi evimizin bir tanesi öğrencileri Antalya'ya götürüyor. Bu yaz 45 kişilik otobüs. Antalya'ya varınca tabii Gezi Parkı'nda mutlaka tabii liman da var. Denizin olduğu yer var. Otobüse binince öğretmen arkadaşımız soruyor. İlk defa deniz görenler el kaldırsın. 28 kişi el kaldırıyor 45 kişide Yasin Bey. Ya ilk defa deniz görüyor çocuklar. Dolayısıyla biz çocukları çok yönlü inşallah yetiştiriyoruz. Hem onlara oyun imkanı. Şu her bilgimizde masa tenisi var. Langırt var. Hatta birisinde bilardo var. Spor alanları var. PlayStation oyunları var. Evet. Bilgisayar oyunları var. Sinema izleme imkanları var. Her hafta belli bir filmi izliyorlar orada. Sinema salonumuz var. Yani çocuklarımıza biz her türlü şeyi orada sağlıyoruz. Ayrıca örneğin şimdi Çavuşbaş'taki Karşıyaka'daki bilgi evimiz. Öğrenci evde uygun çalışma ortamı yoksa mesela Çavuşbaş'ta şimdi kış mevsimi. Her ev %90 evlerin sobalı. Düşünün evde bir odada soba yanıyor. Alt kadro grubu zaten aileler genelde. Ya asgari ücretli yani 1.000 lira civarında maaşları ya da emekli 1.000 lira civarında emekli maaşları. Ne yapsınlar gariban insanlarımız? Şimdi böyle bir kış günü tek odada soba yanıyor. Televizyon açık. Diğer kardeşleri var. Anne baba bağırışıyor. Kardeşler bağırışıyor. Televizyon oradan diziler oynuyor. Böyle bir ortam çocuk nasıl ders alışsın? Mümkün değil. Ne yapıyor? Bizim bilgimize geliyor çocuk. Oraya bırakıyor abisi, ablası, annesi, babası kimse. Dersini yapıyor. Anlayamadığı bir şey varsa abisi öğretmenine soruyor. Araştıracağı bir şey varsa bilgisayar internet hazır hemen gidiyor oradan. İnternetten bilgisayarda araştırıyor. Diyelim çıktı alacak. Yazısı hemen çıktı alıyor. Diyelim fotokopi çekecek. Fotokopisi var. Fotokopi çekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Hiçbir şey ödemeden orada dersi bittiği, çalışması bittiği zaman da eve bir çağrı bırakıyor cep telefonundan. Evdeki insan ya da kendisi yürüyerek gidiyor veya evdeki abisi, ablası, annesi, babası gelip alıp evine gidiyor. Ve gidip evde yatıyor. Evet. Onlar aynı zamanda gece bile dahi biz, onlar gece dahi hizmet sunuyor. Tamamen bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya koydum ve çok tuttu bu. İnanın Türkiye'nin çeşitli yerlerinden iş adamları, belediye başkanları bu bilgi evleri projesi nedir, nasıl işliyor diye buraya bakınız onlarca, yüzlerce ziyaret yapıldı. Bak yüzlerce derken inanın mübalağa yapmıyorum, abartmıyorum. Yüzlerce ekip geldi buraya. Bizim bilgi evlerimizi gezdiler. Biz, bununla ilgili bizden bilgi aldılar, projeleri aldılar. Evet. Bu kadar önemli bir proje. Sayın Başkan, bununla ilgili tabii ki çocuklara sorma imkanımız olmaz maalesef ama vatandaştan gelen tepki nasıl? Bilgi evleri noktasında öğrenci velilerinden gelen tepkiler efendim, nasıl? Biz zaten hani mesela ben 6. yaptığım zaman yapmayacağım dedim. 7. yapmak zorunda kaldı. Çok talep geldi. 8. yapmak zorunda kaldı. Tamam dedim. Biz öyle planladık ki bilgi evlerini her yerden
rahat yürüme mesafesinde hemen hemen gidilebilecek ya da tek araçla gidilebilecek şekilde planladık. Ancak mesela 8'i son diyordum. Harbiç'tik bilgimiz biz sonradan orayı ilave yaptık binamıza. Yetmedi, küçük kaldı. Oradaki dernek de gerçekten bu konuda çok deneyimli. Hı hı. Ve aşk ve şevkle çalışıyor arkadaşlarımız. Çok da yoğun bir ilgi var. Sadece öğrenci gelmiyor, bilgi gelmiyor. Unuttum ben. Bizim bilgi evlerimiz eğer özellikle alt gelir grubu mahalledeysen, kadınlarımız orada kına gecesi yapıyor. Nişan yapıyor. Söz kahvesi içiyor. Ramazan'da iftar yemeği veriyorlar. Kadınlar gün yapıyor. Erkekler sohbet toplantısı yapıyor. Evet. Yani anne babalar da kullanıyor bizim bilgi evlerimizi. Harbiç'te küçük yerde şimdi inşallah 9.sünü Harbiç'e yapıyoruz tekrar Nazım Saatçı Mahallesi'ne. Orayı biraz daha büyük olarak yani Kanıncı'dakinin aynısını şimdi şey yapıyoruz Nazım Saatçı'ya. Bununla 9 olacak. Çok yoğun bir talep var. Evet. Sayın Başkanım, sanırım reklam arasına gideceğiz ancak kısa da bir süremiz var. Öğrenciler, mahalleli, söz kesmeler, söz kahveleri, hanımlar bir de lokal bekliyor. Bu ne aşamada, bu ne durumda? Hanımlar lokali inşaatımız %95 tamamlandı. Etrafının peyzaj çalışmasına da başladık. Oradaki AVM inşaatından dolayı biz peyzaja giremedik. Yoksa ihalesini ben 6 ay önce yapmıştım. Hafriyat nedeniyle kamyonlar girip çıkıyor. Bir de pazar yeri inşaatımız var. Sıkıntı vardı ama onlar herhalde düzeldi. Ben de dün oradaydım. Şu an hanımlar lokalimizin %95 bitti. %5'lik bir kısmı kaldı. Ancak biz eşyaların çoğunu şimdiden aldık. En son perdelerle ilgili arkadaşlarıma talimat verdim. Mobilyasıyla ilgili talimat verdim. Biz zaten fitnesslerini aldık. Evet. Step Avrupa ile ilgili tüm aletlerini aldık. Saunası geldi, buhar banyosu geldi. Efendim diğer alımla ilgili ihalelerimizi tamamladık. Doğalgaz bağlantısıyla ilgili doğalgaz şirketiyle görüşmelerimiz bitti. Onlar hattı çektiler. İnşallah hedefimiz en geç 15 Ocak'ta Bismillah deyip burayı açmak istiyoruz. Sayın Başkan, sanırım orada sadece fitness ya da spor alanı değil, yüzme havuzları da olacak değil tabii mi? Tabii, bakınız orada şimdi yüzme havuzumuz var. Şimdi ben şunu şöyle söylüyorum. Şimdi oraya zaten üye olanlar gelecek, herkes gelemeyecek. Evet. Çünkü biz bunu Konya'dan aldık bu modeli. Konya modeli, en son onu burada uyguluyoruz. Yani öyle ücret de yüksek değil. Mesela yıllık 120 lira. Bir yıllık 120 lira. Bir yıllık yani. Şimdi hanımefendi kardeşimiz arabasıyla ya da toplu taşımla çok öyle bir yere yaptı ki tek araçla gelebiliyor her yerden yaptığımız yer. Evet. Pazarın hemen dibi, AVM'nin hemen dibi oluyor. Şimdi oraya geldi ablamız, hanımefendi kardeşimiz, arabasıyla ya da toplu taşımla. İçeri giriyor, soyunma yeri var, giyinme yeri var. Orada kendisi diyelim aşortman giyiyor, spor ayakkabısını giyiyor. Dışarıda 7000 metrekare yeşil alan var. Evet. 5 metre genişliğinde tartan koşu pisti var. Ağaçların içerisinde 5 metre genişliğinde biliyorsunuz tartan pisti de ilk defa Afyon'da Burhanettin Çoban belediye başkanımız yani ben başlattım. Evet. Bu tartan pisti 20 yıldır var Türkiye'de. 30 yıldır var. Ama hiç kimse düşünmemiş. Biz düşündük Allah'a şükür. Hamdolsun. Akarçay'a da uyguladık. Şimdi Selçuklu Mahallesi'nde Orhun Parkı'nda yaptık. Öykü sitesindeki parkta yaptık. Mezarın öndeki yerde yaptık. Şu an 120 ayrı yerdeki, bahçemizdeki çocuk oyun gruplarının altında en az 30 tanesini tartan pisti yaptık. Kauçuk zemini yaptık yani. Evet. Hepsini yapacağız. Şehrimizin her tarafında bunu yaygınlaştıracağız. Çünkü bunu makinesini aldık. Finişlerini aldık. Evet. Yani. Hanımefendi kardeşim burada koşacak tartan pistte. İçeri girecek. Hemen duşunu alacak. Yüzme havuzu var. Yüzecek. Dinlenecek. Buhar banyosu var. Saunası var ama saunamız normal sauna değil. Almanya'dan gelmiş özel sauna. Kalori yakan, insana enerji veren özel sistem saunalar. Yani öyle bildiğimiz gibi klasik saunalar değil. Evet. Özel Almanya'dan gelmiş. İki kişi içine girebiliyor. Bundan üç tane var. Tek kişi de girebilir, iki kişi de girebilir. Ama üç kişi girmiyor. Böyle üç tane saunamız var. Ayrıca hemen yanında fitness salonumuz, aerobik salonumuz var. Bunun hem aletleri hepsi bir modern spor salonunda ne varsa eksiği yok, fazlası var. Hepsi alındı, yetmedi. Evet. Böyle ne bileyim, insan ayağına masaj yapan aletler, vücutla ilgili ölçüm yapan aletler. Mesela sizde ne kadar boyunuz, kilonuz neden ziyade, ne kadar yağ oranı var, kemik oranınız ne, sizin vücut yapınız ne, hangi şekilde siz egzersiz yapmalısınız, evet, hangi şekilde diyet yapmalısınız, bunun raporunu veren makineler orada var. Evet. Bunun yanında
hanımefendiler için bir epilasyon cihazı var. Lazerle epilasyon cihazı var. Kuaförümüz var aynı yerde. Kuaförümüz var. Yine harf sağlığı müdürümüzle görüştük. Orada bir gebe okulu açıyoruz. Evet. Gebe okulu. Hamile hanımefendiler buraya gelecek, bayan hemşire, bayan doktor tarafından burada onlara rahat bir hamilelik dönemi için ne gerekiyor? Hangi egzersizlerse orada yaptıracaklar. Rahat doğum nasıl yapılır? Onu orada en azından eğitimini verecekler. Evet. Onlarla ilgili sorulara cevap, bir rehberlik bölümümüz var. Psikolojik danışmanlık rehberlik bölümümüz var. Sıkıntı çeken bayan kardeşlerimiz orada bu rehberliği alacaklar. Her türlü bilgiler gibi sınıflarımız var. Her türlü kurs, eğitim, ne bileyim, beceri kursu, meslek kursu, İngilizce kursu, şu kursu, bu kursu, ne istiyorsanız hepsi orada mevcut. Verilebilecek. Bir de çok güzel terası var. Evet. Kabul salonu var. Kafeteryası var. Hepsi var. Sayın Başkanım, sözünüzü kesmemek için bekledim. Reklam arasına da gitmek zorundayım. Sevgili izleyiciler, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Çoban'la birlikte 4,5 yılı değerlendiriyoruz. Kısa bir reklam arası, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Televizyonlarını yeni açanlar için hatırlatmak gerekirse eğer Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Çoban'la birlikte geçmiş 4,5 yılı değerlendiriyoruz. Başkanım, hemen kaldığımız yerden devam edelim. Özellikle kent meydanı konusu Afyonkarahisar'ın gündeminde. Hem kent meydanını konuşalım hem de kent meydanı birilerine otopark yapmak için mi yıkıldığı, orada bulunan ek bina ve tiyatro alanları. Hatta bir başka soru, İlgilenen Meclisi Başkanı'nın apartmanının önü açılsın diye mi yapılıyor kent meydanı diye gelen mesajlar var. Şimdi efendim, kent meydanı projesi bizim seçim projelerimizden olmayan ama sonradan gerçekleştirdiğimiz bir proje. Ben buradan da tüm meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Hem AK Partili hem Milliyetçi Hareket Partili belediye meclisinden oy birliğiyle ve alkışlanarak bu karar çıkmıştır. Ve gerçekten Afyonkarahisar, biliyoruz her şehir meydanıyla kimlik kazanıyor. Evet. Yani meydanlar şeylere bir kimlik katıyor. Dolayısıyla bizim böyle meydanımız yoktu. Aslında ben, siz hatırlarsanız seçim öncesi programlarımda nereden bulacaksınız bu kaynağı deyince ben dedim ki emekteki yerlerimizi, binalarımızı yıkacağız. Oraya bir iş merkezi yapacağım. Buradan 15 milyon TL civarında bir gelir bekliyorum dedim. Kayıtlarda vardı, bakabilirsiniz. Evet, evet. Biz ne yaptık? Emeği yıktık ama orayı meydana kattık. Yani 15 milyon TL'lik bir gelir kalemimizi şöyle bir ittik. Dedik ki biz bu parayı başka yerden buluruz ama Afyon'a meydan kazandıracağız. Evet. Bakınız Yasin Bey, Afyonkarahisar'ın belediyecilik tarihinde böyle parasal rantı yüksek olan bir yeri elinin tersini itip bunu Afyon halkına armağan eden bir belediye yönetimi gelmemiştir. Evet. Bakınız, gelmemiştir. Hadi Odri meydan çıksın söylesinler. Sadece burası değil. Türbeye çıkarken dükkanlarımız vardı, yıktık. Ve orayı park yaptık. Şimdiki emeğin olduğu yeri yıktık, inşallah meydan yapıyoruz. Üçüncüsü, şeyde eski otopark alanında 75 bin metre, otogar alanında, eski otogar alanında 75 bin metrekare bir önceki dönemde ihalesi yapılmış. İmarı hazır. 13-14 katlı binalar. 14 katlı binalar. 650 daire alışveriş merkezi planlanmış. Bunu ben iptal ettim. Orada 75 bin metrekare arazinin 30 bin metrekaresini, bak 30 bin metrekaresini yol, yeşil alan ve pazar yeri olarak ayırdım. Evet. Ayırdığım yerin rant değeri 45 milyon TL. 45 milyon TL Yasin Bey.
yani vazgeçtiğimiz rakam. Anladım. Eski Mecidiye Közbelten olduğu yer konut alanıydı. Önceki dönemlerden kalmış konut alanıydı. Hı hı. Sağ olsun Salih Sel başkanımla beraber, giden valimiz Haluk Ümga Bey ile beraber oturduk. Dediler ki aynen sayın başkanım bana, sen bir fedakarlık yaptın. Hem emek arazisinde, eski emek binalarında, hı hı, hem de otogar alanında. Biz de Mecidiye'deki köy hizmetlerinde fedakarlık yapacağız. Burayı konut alanından çıkaralım, okul ve spor alanı yapalım. Şimdi orası okul ve spor alanı oldu. 33 bin metrekare. Evet. Yani Afyon tarihinde hiçbir dönemde bakınız, hı hı, böyle bir rant getiren bir yeri, arkadaş ben ranttan vazgeçtim, Afyon halkına burayı armağan ediyorum diyen bir yönetim çıkmamıştır. Kent meydanı da bunlardan bir tanesidir. Hı hı. Allah'a hamdolsun sayın başbakanımızın talimatı ve yardımlarıyla bu işe başladık. Emekten vazgeçtik. Orayı yıktık, otopark yaptık. Hı hı. Orada Biller Rant demiş. O otopark belediyemizin ihaleyle kiraya verdiği ve aylık da şu anda 8-10 bin lira civarında gelirimiz olan bir otopark. Belediyemiz, hı hı, orayı kiraya verdi. Ama geçici bu. Neden? Eski belediye binasını valiliğe verdik. Onun karşılığında 10 bin metrekare hükümet konağının olduğu araziyi biz devraldık valiyeden. Bize tahsis edildi orası. Hı hı. Karşılıklı olarak. Yani biz orada da sağ olsun başbakanımızın iyiliğini gördük Afyon'a. Bizim emlak değerlerimizle hükümet konağının olduğu yerin değeri 30 milyon TL bina ile beraber. Bizim eski belediye binamızın değeri bina artı arsa 5 milyon TL. Biz 25 milyon TL vermemiz lazım ki mali hazineye orayı, hı-hı, alabilelim. Ama sayın başbakanımızın talimatıyla hiçbir şey ödemeden. Evet. Yani 5 milyonluk binayı vererek 30 milyon TL arsa ve binayı aldık. Şu an her şeyi bize geçti. Hı hı. Ancak tarihi eser olduğundan dolayı, tescil olduğundan dolayı eski belediye binamız, Eskişehir Kültür Vakfı Koruma Kurulu sürekli kontrol, sürekli proje değişiklikleri, geçen sene bitecek proje hala bitmedi. Ancak bir iki ay içerisinde bitmesi gündemde. Orası bitip, hı hı, hükümet konağındaki sadece valilik kaldı biliyorsunuz. Milliyetin boşalttı. Hı hı. Tapu boşalttı. Kadastro boşalttı. Sosyal Yardım Açma Vakfı boşalttı. Bazı müdürlükler, nüfus müdürlüğü gibi müdürlüklerimiz boşalttı. Hı hı. Anadolu Ajansı boşalttı. Bir tek orada şimdi vali yardımcılarıyla işte basınla ilgili bir kuruluşumuz var. Bir de, hı hı, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerimiz var orada. Başka bir şey kalmadı. Bunlar hemen taşınmaz. Biz de ihalemiz hazır. Hemen hükümet kurulunu yıkacağız. Bu arada biz boş durmadık. Ne yaptık? Türkiye'de ilk defa Afyon Belediyesi'nin tarihinde bir yarışma projesi açarak evet, sadece ödül olarak hem jüriye ücret olarak hem de ödül olarak toplam 500 bin TL para koyduk ve çok güzel bir yarışma açtık. Bizim yarışmamız, hı-hı, tüm mimarlık dergilerinde, üniversitelerin mimarlık fakültelerinde, bununla ilgili kürsülerde tartışıldı, konuşuldu. Afyon gündeme girdi. Evet. Gündeme girdi. Tüm dergilerde mimarlıkla ilgili dergilerde yayınlandı. Güzel de bir yarışma oldu. Orada biz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci mansiyonlar, işte bilmem ne, hepsi bitti. Elimizde bunun projesi de hazır. Hı hı. Şu an biz sanki hükümet konağı yıkılmış gibi oraya uygulayacağımız projeyi de yapmaya başladık. Hı hı. Ama projemiz sadece kent meydanı projesi değil. Evet. Kent meydanıyla beraber etrafı, Gazgül Caddesi'nin işte o vakıflara ait dükkanlar, hı hı, yani Gazgül Vakıflara dükkanlar, ya Alacabam'ın etrafı, evet, dahil olmak üzere, ta imarete kadar olan alan dahil olmak üzere hem dış cepheler bu projede, hı hı, var, hem de trafik çözümü var burada. Hepsi şu an planlanıyor. Dahili sistemler dahil nasıl buraya entegre edilir? Hepsi planlanıyor. Şu an bir büro bununla ilgili çalışıyor. Hı hı. İnşallah bu proje bizim yeni dönem için halkımıza vaat edeceğimiz, yine burada sizlere anlatacağım ben. Çizimleriyle, evet, geçmiş çözümleriyle, doğru, anlatacağım. Biliyorum, bu da ilk Afyon'da. Evet. Ben mühendis değil, mimar değilim ama Afyon'da, hı hı, ilk defa halkın karşısına projeleriyle, çizimleriyle, kaynakları yeriyle, hı hı, çıkan, anlatan bir belediye başkanıyım. İnşallah bunu yine, evet, ikinci dönemim için gerçekleştireceğim. Yani kent meydanımız olumlu yönde ilerliyor. Sel 2014'te de inşaata başlıyoruz. Bu birinci, ikinci bölüm. Otoparkla ilgili kısma cevap verdim. Hı hı. Diğer ilgilenen meclis başkanının binası mı? Hayır efendim. Ya Salih abi dünyada en son rant düşünecek bir adam. Dünyada en son düşünecek adam. Hı hı. Salih abi orada bir inşaatı vardı. Hepsini sattı. Hiçbir, hı hı, tane orada şey, bir tane dükkanı kaldı. O dükkanda
kent meydanına bakmıyor. İki gün önce açılış yapılan müsiyata, müsiyat yanlarında bir yerde. Kesinlikle ne evlere bakıyor kent meydanına, ne dükkanı, o bir tane dükkanı kaldı. O bakıyor. Kesinlikle. Ha eğer rant sağlamışsak orada iki tane, bir Ramazan Özçelik'e ait inşaat var. Bir de Mehmet Özçelik'e ait inşaat var. Bir de eski baro başkanımız Mümtaz Akıncı Bey'e ve ortağına ait bir apartman var orada. Eğer rant sağlamışsa bunları sağlamışız. Yani mecburen birilerinin yani evi de olmak zorunda, apartman olmak zorunda. Biz akarçay yaptık. Daha önce akarçaya bakan evler üste para alıyormuş kooperatiflerde, kura çekiminde. Evet. Yani şerefiye alıyorlarmış üste. Niye? Bura bataklığa bakıyor, kokuya bakıyor, evet, pisliğe bakıyor diye. Doğru. Şimdi ben akarçay yaptım. 100 bin lira dahil oldu, 200 bin lira. Şimdi ben onu rant mı sağladım? Hayır efendim, ben Afyon'a hizmet ettim. Kent meydanı projesi de inşallah bir hizmet projesi. Afyon'umuza bir kimlik kazandırma projesi. Bunu tabii böyle bakarsanız oradaki dükkanlar da bundan rahat sağlayacak. Oradaki dükkanlar da işte ben. Evet. Uzun çarşı işte daha rahat insanlar orada park, otoparklar falan da var. Efendim oradaki lokantalar daha fazla müşteri gelecek. Daha lokumcuya, sucukçuya daha fazla müşteri gelecek. Şimdi ben onlara rahat mı sağlamış? Hayır efendim, ben Afyon'a rahat sağlamış oluyorum. Evet. Bunu böyle görsünler. Sayın Başkan, Afşet, Afyonkarahisar'ın neredeyse kanayan yaralardan bir tanesiydi. 4000 abonesi varken bile aboneler ısınamıyoruz diye Afşet müdürünü defalarca arayıp farklı gerekçelerle hakaret bile etmişlerdi. Ancak şu an 13.000 evet, dolayında bir abonesi oldu. Burada neler değişti, neler yaptınız? Şimdi Yasin Bey, bakınız. Gerek belediyeleri, gerek ülkeleri iyi bir ekiple risk alarak cesaret üstlenen insanlar başarıya götürmüştür. Evet. Bizden önceki dönemlerde olduğu gibi ne gerek var altyapıya diyebilirdik. Tamam mı? Bunu asla demedik. Afşet'te olduğu gibi. Eğer Afşet'in ilk projesi, Türkiye'de tabii ısınma, jeotermal ısınma, Afyon ilklerden bir tanesi. Yani o zaman bilinmiyor. Bakınız, enteresan bir şey var. Bir avukat arkadaşım Afşet'le ilgili bir dava açıyor. Bundan 7-8 sene önce. Evet. Mahkeme Afşet'ten proje istiyor. Şehirdeki nasıl yaptın proje gönder? Bunun projesi yok Yasin Bey. Borular nereden geçiyor? Hangi cins boru kullanmış? Hangi metrede? Kodları ne? Şu ne? Borun cinsi ne? Bunun projesi yok. Mahkeme yok diye cevap verildi. Tabi o zaman bilinmiyor. Biz göreve geldik. Ben Afşet Yönetim Kurulu üyesiyim. Başkan vekilim Afşet'in. Evet. Yönetim Kurulu Başkan vekilim. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Valimiz. Dönemin valisi Haluk İmge Bey. Afşet biz dedi ki biz Afşet'te de bir yönetim değişikliği yapacağız. Salih abiyle beraber. Sağ olsun Sayın Valimiz. Anlattık gerekçeyle beraber. Uygun gördü. Şimdiki genelde Yusuf Bey göreve başladı. Bu arada tabii Afşet'e kim hizmet etmişse geçmişte kuruluşundan beri hepsine, en odacısından en baştaki genel müdürüne kadar herkese, tüm teknik adamlara teşekkür ederiz. Yusuf Bey'in gelmesiyle beraber hemen raporlar aldık biz. Dediler ki şu an birinci etap, yani Dumlupınar ve Dervişpaşa 4000 konutluk abone. En fazla 2 yıl ömrü var dediler. En fazla 2 yıl ömrü. Eğer 2 yıl içinde biz bu işe başlamazsak iş bitiyor. Planlamasını yaptık, raporlarını aldık, tetkiklerini yaptık. Dedik biz bunu yenileyeceğiz. Aylarca sürer dedik, yıllarca sürsün. Biz bunu yapacağız. Afyon'da hava kirliliği ciddi bir sorun. Madem bu kaynağımız var, bunu Afyon faydalansın diye bunu biz riske aldık. Evet, Afşet gerçekten 3 ay, 5 ay, 6 ay sürdü bazı caddelerde. Ama şu anda ne oldu? Bakınız Yasin Bey. 4000 konutluk hat tamamen yenilendi bakınız. Üstüne 9000 abonelik ilave yapıldı. 13.000'e çıktık. Ya sıfırdan 13.000 abonelik bir şebeke yaptık. Ayrıca sistemi değiştirdik. Artık eskiden jeotermal su merkezde dolaşıyordu. Şimdi jeotermal su merkeze gelmiyor. Kaynağından çıkıyor. Bizim Gecek'teki ısı merkezi yaptık oraya. Isı merkezi eşanjörlerle suyu istiyor. Şebeke suyu dolaşıyor sistemde. Ve biz orada kaynaktan çektiğimiz suyu tekrar ileride reenjekte noktasında yer altına reenjekte ediyoruz. Böylelikle sularımızı %95'i reenjekte ediliyor. Böylelikle tamamen kaynaklarımızı koruyoruz. Evet. Geçmişte tam manasında bu şekilde bir reenjekte de yoktu. Şu an %95'i geçmiş durumdayız. Yani kullandığımız tüm suyu reenjekte ediyoruz. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde jeotermaldan da elektrik üretecek bir tesis kuracağız. Yeni dönem seçim projelerinden bir tanesi bu. Bir de inşallah
Afyonumuzda çok oteller yapılıyor. Yine bu bölgemizde bir çamaşırla ilgili bir projede şu an çalışıyorum. Çamaşır fabrikası ile ilgili. Hı hı. Bir projede şu an et halinde araştırıyorum. Elektriği de araştırıyoruz ekiplerimizle beraber. Hüseyin Karaca abimiz belediyemiz adına bu konuyla görevlendirildi. Hı hı. Kendisi aynı zamanda Afşet yönetim kurulu üyesidir. Hı hı. Belediyemiz adına, valimiz adına, özel idaremiz adına bu çalışmaları Yusuf Ulutürk Bey ile beraber yapıyor. İnşallah bir iki ay içerisinde bu açıklamalar yapılacak. Başkanım, muhakkak ekonomiye de, belediyenin ekonomisine de gireceğim. Ancak 4,5 yıllık süre zarfında yanlış bilmiyorsam suya zam yapılmadı. Evet. Ekmeğe de zam yapılmadı. Var mı başka böyle belediyenin efendim, ilkleri? Daha göreve başlamadan, ben 29 Mart'ta seçildim. Hı hı. Göreve başlamadım. 1 Nisan'da ya da 31 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam ekmekçilerle bir toplantı yaptım. Daha evet. Göre falan mazbata mı dahi almadım. Almamıştınız, doğru. Almadım. Toplantı yaptık. Orada bir takım ilki kararlar aldık. Ekmek önce 45 kuruşa düştü bir anda. 60 kuruşluk ekmek. Hı hı. 2009 Nisan ayını bahsediyorum ben. Evet. 45 kuruşa düştü. Hatta 5 ay kadar da 40 kuruşa düştü ekmek. Hatırlayın, hı hı, o günleri. Hı hı. Sonra tabii asgari ücret arttı. Mazot fiyatları arttı. Un fiyatları arttı. Ekmek hala şu anda 55 kuruş. Bizde 60 kuruşta normal bakkallarımızda, fırınlarımızda 60 kuruş normal ekmek. Ve bakın 4,5 yıl boyunca önce düştü 40 kuruşa kadar, sonra tekrar 60 kuruş, hala 2009 seviyesi. Hı hı. Şu an un fiyatları çok ciddi bir yükseliş içerisine girdi. Evet. Basında da takip ediyorsunuz. İşte simit fiyatları şöyle, hı hı, oldu, böyle, hı hı, oldu. Ve 60 kuruş 2 yıldan beri devam ediyor fiyat. Hatta 1 yıldır, daha önce 50 kuruştu. 60 kuruşa çıktı. 1 yıl, 2 yıl. Türkiye'nin hiçbir yerinde komşularımızda bu fiyattan ekmek yok. Yok. Ama sanıyorum tekrar bir zam yapma hazırlığındalar. Uncak, bize de görüşüyorlar. Un fiyatları acayip arttı. Neden arttı? Tabii onun zaten gerekçelerini vatandaşımız biliyor. Evet. Burada suyla ilgili de ben söyleyeyim. Biz ilk yıl 0,10 metreküp suya hiç zam yapmadık 2009 yılında. Diğerine de %5 yapmıştık diğer 10 metreküp işine. 4,5 yıldır da 0,20 metreküp suya. Yani 2009'da sadece 10 metreküptü bu. Sonra 20 metreküp çıktı. Hı hı. 2010'dan beri de 0,20 metreküp suya hiçbir zam yapmadık. Lütfen size bu konuda mail atan varsa faturasına baksın. Hı hı. Şimdiki 0,20 metreküp suya ne ödüyor? 2009'da da ne ödüyor? Baksın. 2009 Ocak, Şubat, Mart ayında baksın. Hı hı. Hiçbir zam olmadığını görecektir. Ha, diğerlerini de artırmıyor. Bu sene mesela hiçbir zam yapmadık. Hı. Yani bu sene 2014 için hiçbir barometreye, 20 metreküp üzerine de, hı hı, zam yapmadık. Kontrol edebilirler. Ancak şimdi tüm Türkiye'de atık su arıtma tesisleriyle ilgili bir atık su bedeli, hı hı, ortaya çıktı. Onunla alakalı da 56 onu da fatura 26 lira su ama 56 lira fatura geliyor gibi bir gelen mail var. Tabii onda çöp vergileri falan da şimdi faturalara, hı hı, yansıtılıyor. Artık vatandaş eskisi gibi belediye gelip ödemesin diye hepsi tek faturada yansıtılıyor. Hı hı. Sadece metreküp başına diyor ki devlet en az 35 kuruş, yani 0,35 lira, hı hı, 1 liranın 1/3 kadar para alacaksınız en az. Ağzım 75 kuruş diyorlar. Biz en düşüğünü alıyoruz. Bazı belediyelerimiz ortada veya yüksek alanlarda var. Hı hı. Bu tüm Türkiye'de alınması zorunlu olan bir bedel. Bununla da atık suyumuzun artırılması sağlanıyor. Yani biz burada da en alt limiti alıyoruz. Ayrıca çöple ilgili konuda da ben şöyle söyleyeyim. Vatandaş bazen diyor ki ya biz çöp vergisi veriyoruz. Hı hı. Ben Afyon Karahisar'da bir yılda alınan kat atık, yani çöp vergisini bize bahsedeyim. 3 milyon TL civarında bir yılda alınan para tüm Afyon'dan. İşte bu faturalarında olan bedel. 3 milyon TL civarında. Biz çöpe bir yılda 12 milyon TL para harcıyoruz. Yani biz onun 4 katını harcıyoruz. Evet. Durum bu. Evet. Bunu araştırabilirler 2009-2013'ü. Bunu zaten belediyenin internet sitelerinden de zaten tarifeler vardır. Bunlar mecbur yayınlar, oradan da bakabilirler. Evet. Yine ilklerle devam edelim. Bugüne kadar kaç tane engelli kardeşimizi akülü araçla buluşturdunuz? Efendim 250 civarındaydı. En son 20 tane daha da, hatta 25 tane. 275'e çıktık şu anda. Hı hı. O bir rekor, Türkiye rekoru. Evet. Büyükşehir belediyeleri dahil bizim rakamımıza ulaşan bir belediye yok. Hı hı. Allah'a hamdolsun. Ücretsiz olarak bunları Hollanda'dan getirtiyoruz, Belçika'dan getirtiyoruz. Burada da Belçika'daki EYAD derneğimiz, hı hı, Metin Beyler, Necati Beyler,
gerçekten bize çok ciddi manada yardımcı oluyorlar. Evet. Tabii biz bunun bedelini ödüyoruz ama ödediğimiz bedel bir akülü araç başına 450 euro civarında Yasin Bey. Hı hı. Yani 450 euro civarında. Normalde bu araçların değeri 2000 euro civarında. Ama arkadaşlarımız sağ olsunlar işini gücünü bırakıp bir memleket hizmeti olarak görüyorlar bunu. Memleket hasreti olarak görüyorlar. Hı hı. Buradaki insanların sevinci bizim sevincimiz diyorlar. Bunu sağ olsunlar bize şimdiye kadar 3 tur gönderdiler. Hatta 3,5 tur oldu gönderdikleri. Biz bedelini sadece masraf olarak onlara. Yaptığı masrafları onlara ödüyoruz. O da araç başına 450 euro civarında bir bedel ödüyoruz kendilerine. Sağ olsunlar ben bu vesileyle de mutlaka bizi Belçika'dan izleyen çok değerli hemşehrilerimiz de vardır. Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan. Onlara da Afyon Kalesi'den selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hı hı. Ama özellikle EYAD'a, EYAD'ın tüm yetkililerine, başta Metin Bey'e, Necati Bey'e canı gönülden teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Başkanım sadece öğrencilere bilgi evleri yapmakla ya da mahalleliye bilgi evleri yapmakla kalmıyorsunuz. Hem okullara masa tenisi yardımı ve öğrencilere de bisiklet yardımı var. Bunlar da bir ilk değil mi? Şimdi Yasin Bey tabii her çocuğun hayali bisiklete binmektir değil mi? Hı hı. Her çocuğun hayalidir. Ya, bisiklet bizim rüyalarımızdır. Tabii imkanı olan aileler, işte bisikletler ucuz eskiden biraz daha pahalıydı. İmkanı olan aile zaten çocuğuna istemese bile ben bisikletini alıyor, doğum günü hediye istiyor, veriyor. Evet. Ama orada o çocuk bisiklete binerken bisiklete alamayan ailelerin çocukları onlara hayretle, hasretle, böyle özlemle bakıyorlar. İşte biz bu sene bundan dolayı 2011, 2012 ve 2013 yıllarında toplam herhalde 1300'ü geçtik. Bu da tabii hı hı. Kitabımızda biz böyle de bir kitap şey yaptık, bastık. Faaliyetlerimizi evet. Anlatan. Buradaki bisiklet sayımızı da tabii 1300 sanıyorum civarında. 444 bu sene dağıttık. Pardon geçen sene 444. Bu sene 480 civarında hı hı. Dağıttık. İlk 2011'de de 333 tane dağıtmıştık. Teşekkür takdir alan. Aylık geliri de 1000 liranın altında olan ailelerimize hı hı. Bisiklet çekilişle dedik ama ilk yıl herkese verdik. İkinci yıl yarısına verdik başvuranların. Üçüncü hı hı. Yıl yine bu sene yani hemen hemen herkese bisiklet dağıttık. 1143 adet bisiklet evet, dağıtılmış. O kadar oldu. Sayın Başkanım reklam arasına gideceğim ama bir siyasetçi için en son yapılacak olan yatırım yer altına yapılan yatırımdır. Ancak yanlış bilmiyorsam rakamlarda beni yanıltmıyorsa 67 tane mahallenin altyapısı ve üst yapısı bitti. Bunu konuşacağız. Çünkü dedim ya bir belediye başkanının bir seçilmiş kişi önce tamamen üste yatırım yapmaya çalışır. Fakat siz önce alttan başladınız. Bunu soracağım. Kısa bir reklam arası efendim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra geniş açığı kaldığı yerden devam ediyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Çoban'la birlikte Afyonkarahisar'ı konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Başkanım o 67 mahalleyi soracağım ancak yeni yapılan kaldırımların kenarında 1,5 metre aralıkla konulan sarı renkli taşların yapılma amacı nedir? Bu taşlar yüzünden araçların kapıları açılmıyor ve açılmak istenirken bu taşlara çarpıyor deniliyor. Kentsel dönüşümle alakalı birçok konu var, gelen soru var. Hem ikisini bir de... özellikle imaretin üstü kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşa borçsuz birebir ev mi verilecek, borçlanılacak mı? Bunlar hakkında da bir detaylı bilgi verirsek eğer daha sonra 67 mahalleye geçelim. Şimdi efendim tabii biz şehir içerisinde ve tüm mahallelerimize müthiş bir altyapı üst yapı seferberliği yaptık. İlk defa kaldırım gören mahallelerimiz oldu. İlk defa. Birçok mahallemiz ilk defa bu dönemde kaldırım gördü. Hı hı. Ha, Dumlupınar Mahallesi de %40'ında kaldırım yoktu bakınız. Yüzde topraktı. Evet. İnsanlar toprakta yürüyordu. Enteresan bir şey. Yıl 2009 teslim aldık. Ya kaldırım yok. Dolu Bunlar Mahallesi'nde yok.
Derviş Paşa manası kaldırdılar, dillere destan. Anlatmaya gerek yok. Hı hı. Böyle bir şeyden, şimdi biz Allah'a şükür hiçbir 67 mahallemiz bunun içerisinde. Hı hı. Bu şekilde tamamen yola ve kaldırıma kavuştu. Şimdi biz o taşları sadece bu eski ticaret odamızın öndeki caddede, hı hı, kullandık. Bir de petrol alanında falan kullandık. Onları kendimiz yapmıştık belediye olarak. Amacımız şuydu. Biliyorsunuz kaldırımlara araçlar park ediyor. Evet. Yasin. Araçlar park etmesin diye böyle bir duba gibi engel olarak koyduk. Hı hı. Ancak esnafımızdan, vatandaşımızdan itirazlar gelince diğer yeni kaldırımın hiçbirine bunları koymadık. Şimdi bakınız, hı hı, ne oldu? Kaldırım, bunları koydum diye de yerde itiraz geldi. Koymadım diye de şimdi daha çok itiraz geliyor. Ya bu kaldırımlar sen başka niye yaptın? Bizim için yaptın. Araçlar buraya park ediyor diye. Hı hı. Enteresan. Yani koyuyoruz kaldı diyor. Koymuyoruz koy diyorlar. Böyle bir ikilem içerisindeyiz. Evet. Ben tabii bu vesileyle özellikle hemşehrilerime lütfen kaldırımlara araç koymayalım, hı hı, diye uyarıyorum. Neden koymayalım? Bir, kaldırımlar yaylar için. İki, bizim kaldırımlarımız araç yükünü taşıyamıyor. Kaldırımlarımız çöküyor. Çünkü kaldırımdan silindir geçerek sıkıştıramıyoruz biz toprağı. Evet. Neyle sıkıştırıyoruz? Şöyle şu kadar bir kompakt bu da ancak o kadar sıkıştırıyor. Hı hı. Yani oradaki yük insan yüküne göre hesap edilmiş. Bir kamyonete, araca göre değil. Bundan dolayı birçok yerde kaldırımlarımız maalesef hasar görüyor. Lütfen, hı hı, kaldırımlarımıza araç park etmeyelim. Evet. O araçlar park etmesin diye bir dubadır, bir engeldir. Sadece bölgede yapılmıştır ve gerçekten de parkı engellemiştir. Evet. Durum budur. Kentsel dönüşümle alakalı imaretin üst tarafında, efendim, nasıl bir şey yapılacak? Birebir mi verilecek, borçlanılacak? Dedi ki Yasin Bey, bakınız belediye aslında bir risk işi. Risk, riskli bir görev. Yani ne olacak? Mısri etrafı öyle kalsın, geç. Ören bağmış, geç kardeşim. Yok, biz bunu diyemeyiz. Biz ilk kentsel dönüşümü nerede yaptık? Afyon'da bakınız. İlk defa kentsel dönüşümü kanun çıkmadan başaran bir yönetimiz biz. Hı hı. Ataköy kavşağı sosyal konutlarda. Evet. Bir teknik adam dedi ki bana 2009 yılında, Sayın Başkanım, bu evler değil böyle 6 şiddetli deprem, 5 şiddetli deprem olsa taşıyacak gücü yok dedi. Hı hı. Vebal sende dedi bana. Bana dedi. Hemen Bayındırlık Müdürlüğü'ne bir yazı yazdım. O zamanki adı Bayındırlık Müdürlüğü'ne. Onların laboratuvarı var. Dedim buraları bir inceleyin. Bedelini ödedim masraflarını. Numune alamadılar Yasin Bey o bloklardan. Özellikle C blok olanlardan. Hı hı. Bir karot cihazı geliyor. Efendim bir kolondan numune alacak. Numune ama dağıldı. Beton diye bir şey yok. Hı hı. Dediler ki burada asla oturulamaz. Hemen tahliyemle gönderip boşalttırdık. Şu anda bak bir bölgesinde inşaatlar bitti bir parselde. Hı hı. Diğer parselde böyle 300 konutluk bir kentsel dönüşüm. Zaten biz başardık. Ya bu da tecrübeliyiz biz. Evet. İlk defa başlattık bunu. Kanun çıkmadan başardık. Hı hı. Şimdi kanun çıktı. Mısır'ın etrafındaki 250 bin metrekarelik alan, bir de Örenbağ'daki toplam 200 bin, 400-450 bin metrekare civarında bir alan kentsel dönüşüm alanına girdi. Mesela Mısır'ın etrafındaki arsalar, diyelim 60 metrekare arsalı bir ev var. Hı hı. Aşağı bir ev var. Zaten ondan çoğu çıkmaz sokak, karanlık, evet, bitişik nizam. Evet. Araç bile zor giriyor. Hava almıyor, güneş almıyor filan neyse. Bunlar 2009'lu yıllarda 10 bin liraya satamıyorlardı böyleleri. Etmiyordu, para etmiyordu. Şimdi zaten değerlendi. Demek ki kentsel dönüşüm faydalı bir şey, güzel bir şey. Hı hı. Vatandaşımız merak etmesin. Bir. İki, elindeki gayrimenkulüne kesinlikle sahip çıksın, satmasın. Vatandaş mutlaka kazanacak. Ha, evet. Herkese bir daire verecek mi? Orada 10 metrekare yer de var. 70 metrekare, 100 metrekare yer de var. Elbette büyük olan arsalar, evler mutlaka şimdikinden çok daha güzel, kaloriferli, hı hı, yalıtımlı, asansörlü, efendim depreme dayanıklı, yalıtımlı binalar mutlaka kavuşacaklar. Dört dörtlük, evet, bir bina kavuşacak. Merak etmesinler. Hı hı. Herkes malına sahip çıksın. Ama orada da bir 15 metrekare, 20 metrekare bir arsası varsa, 30 metrekare bir arsası varsa, ben buna işte 3 artı bir daire istiyorum diyorsa, bu da olmaz. Ne olacak bu? Katkı vererek. Hı hı. Ama gene kazanacak bu. Kesinlikle kazanacak. Dün bir muhtarımız geldi Cuma günü o bölgeden. Hı hı. Muhtarım Allah razı olsun doğru söyledim. 2009'da orada bir ev, diyelim 50 metrekare arsalı bir ev. Kaç para diyordu? Ya 10-15 milyar kimse vermiyor dedi. Şimdi, hı hı, satıyorlar mı? Başkanım satmıyorlar. Emlakçılar dedin. Cirit atıyor bizim onlarda. Satın almak için. Ya vatandaş kazanacak merak etmesin. Ama kentsel dönüşüm tabii uzun soluklu bir proje. Evet. Hemen başlanacak. Hemen kazma olacak bir şey değil. En erken bana göre 2 yıl
filan sürebilir başlaması. Sürebilir. Çünkü tüm malikler bulunacak. Ölü insanlar varsa miraslarına ulaşılacak. Onlardan noterden muvaffakat alınacak. Anlaşma yapılacak. Bunların hepsi tabii belli bir zaman içerisinde. Ama vatandaşımızın kazanacağını, Afyon'un kazanacağını, Afyon'umuzun gerçek anlamda bir şehir olma yolunda çok hızla ilerleyeceğinin bir ümididir bu proje. Bir de merkez mahallelerimizde biliyorsunuz yeşil alanlarımız yok, otoparklarımız sıkıntılı. Bu planlama yapılırken bu mahallelerimizde de bölgelerimizde de çok güzel biz otoparklar, sosyal alanlar ve yeşil alanları mutlaka bırakacağız. Evet. Sayın Başkanım, biraz önce söyledim ya, bütün belediye başkanları park yapar, bahçe yapar ya da farklı farklı işler yapar ama siz önce yerin altına girdiniz altyapıyı tamamlamak için. Biraz enteresan bir siyasetçi için biraz tezatlık değil mi? Çünkü genelde yerin üstü varken siz direkt aşağıya girdiniz. Bu arada Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Mahallesi sakinler de oraya bir park istiyormuş. Bunu da söyleyeyim. Şimdi hemen Cumhuriyet'ten başlayayım. Ben Karabağ Mahallesi'nde oturuyorum kendim. 2009 yılında başladım göreve. Muhtarımız çok değerli Şükrü Bey 2-3 sakinle geldi. Dediler belediyediler. Eski belediyedeyiz o zaman. Evet. Dediler ki biz mahallemize park istiyoruz. Bugün hani yeşil diye ortalığı inleten bir parti var ya, özellikle CHP'yi kastediyorum. Evet. Bu bölgelerin planlamasını yapan Dumlupınar'ı, Dervişpaşa'yı, Karaman'ı hemen hemen yapan işte geçmişten beri. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Afyon, Karahisar. Tek parti döneminde planlanmış buraların çoğu. Büyük bir kısmı. Bir tane Allah rızası yeşil alan bırakmamışlar Anıt Park hariç ya. Koskoca Dumlupınar'da bir caminin önündeki alan var, küçük bir alan. Yeşil Cami'nin parkı var, 3000 metrekare. Bu kadar yani. Bu kadar. Dervişpaşa'da yok. Karaman'da hiç yok. Kalktım koltuğumdan muhtarıma, Şükrü Bey'e. Dedim muhtarım ben de mahallede oturuyorum. Kalktım, otur şu koltuğa dedim. Hemen yer göster, yarın başlayacağım parkı yapmaya dedim. Yok ki, nereye yapacağım? Cumhuriyet de aynı. Yok, evet. Biz ne yaptık? Cumhuriyet Lisesi'nin, Ticaret Lisesi'nin bahçesine bir şeyler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama ben buradan Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan vatandaşlarıma sesleniyorum. Yine örnek evler, güven evlerde oturan vatandaşlarıma sesleniyorum. Afyonumuzun tamamına sesleniyorum. Bakınız biz bu dönemde iş alanında rekorlar kırdık. Akarçay, koskoca bir proje. Efendim oraya gidiyor. Bir gidin bakın nereden geliyor insanlar. Her yerden geliyor insanlar. Sabah namazını Dolupınar Camisi'nde kılıp oraya giden var. Mecidiyede namazı kılıp oraya spora gidenler var. Bisikletiyle, arabasıyla yürüyerek gidenler var. Yusuf Ağa Parkı, üniversite hastanesi önünde tam 100 bin metrekareye yakın. Devasa bir park. Selçuklu Mahallesi'ndeki yaptığımız Orhun Parkı 60 bin metrekare. 60 bin metrekare. Erdal Akar Parkımız, Hıdırlık'ta. Zafer Ormanımız, 1,5 milyon metrekare. İnşallah önümüzdeki dönemde de bakınız, karayolların olduğu alana. Evet. Burayı aldık inşallah. 30 bin metrekare. Bakınız Afyon'un değil, Türkiye'nin en güzel parkını yapacağız buraya. Yeni dönem projelerimizin başında bu geliyor. Yeni dönem projelerimizin başında bu geliyor inşallah. Burayı temalı bir park yapacağız. Bu bir yetmedi. İkincisi, Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'dan milyonlarca kere Allah razı olsun. Bir devlet kurumuna yer almak çok zor. Karayollarından reddettiler tüm taleplerimizi. Veysel Bey'in Ulaştırma Bakanı'yla bizzat 3 defa görüşmesi neticesinde onun talimatıyla bölge müdürlüğümüze sağ olsun çok ciddi bize destek oldu. Şu an 29 bin metrekare kısmıyla ilgili protokolümüz imzalandı. 2014'ü bekliyor inşallah. Allah'ın oraya güzel park yapıyoruz. Bu bir. İki. Eski SSK hastanemiz, Koçtepe Devlet Hastanemizin olduğu alan 22 bin metrekare Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde. Şimdi siz diyeceksiniz ki karayolları Cumhuriyet. Yakın. Hemen peki, karşısında. Evet. Cumhuriyet'in hemen karşısı oluyor Karayolları Parkı. Yani bir tek İnönü Caddesi geçilecek. İnönü Burak'a geçip karşıya geçilecek. Bu hastanemiz o zaman 22 bin metrekare. Pazar günü Sağlık Bakanımızla bunu ben de rica ettim. Sayın Bakanımız Mehmet Mezunoğlu'na. Efendim konuşmanızda bu alanın Afyon'a verileceğini, halkına verileceğini söylerseniz beni mutlu edersiniz dedim. Önce latife yaptı, yok dedi, ben vermeyeceğim dedi filan. Ama kürsüde ne dedi? Başkanınız benden istedi, benden evet. için. İnşallah orayı da Afyon'a bir gençlik merkezi, spor merkezi yapılması üzere vereceğim. Oraya çok güzel bir spor alanı yapıyoruz. Gençlik merkezi yapıyoruz. Etrafında böyle çok geniş, pisli,
Koşu alanı, yürüyüş alanı yapıyoruz. Tenis kortlarımız var. Spor alanlarımız var. Parkımız var, bahçemiz var. Orada 22 bin metrekarelik alan inşallah Cumhuriyet Mahallemize, Afyonumuza hayırlı olsun. Bunu da Allah'ın izniyle Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu Bey sayesinde bizler Allah'ın izniyle başaracağız. Evet. Mahallelere girelim artık. Evet, mahallelere girelim. Sayın Başkanım, çünkü sürekli aynı şeyi belki tekrarlıyorum. Bir siyasetçi için yerin altına yapılan yatırım, görünmeyen yatırım, unutulan yatırım diye adledilir. Ama siz önce oradan başladınız. Şimdi tabii göreve başladık. Arkadaşlardan bir briefing alıyoruz. İşte. Hı hı. Muhasebeden para durumu, borç durumunu alıyoruz. Efendim, fen işlerinden yolları, kadınlarla ilgili bilgi alıyoruz. Makine ikmalinden araç gereçle ilgili bilgi alıyoruz. Bizim su kanalizasyondan da nedir durum? Dediler ki Afyonumuzun %80'i asbest boru, pik boru. Boruların birçoğu 50 senelik, 60 senelik, 70 senelik borular var dediler. Evet. Eski Afyon'da da kanalizasyon hattımız hiç yok dediler. Bakınız hiç yok. Ne var? Osmanlı'dan kalma, yotma taş kanalları var dediler. Osmanlı'dan kalma. Bakınız Yasin Bey. Allah Allah ya dedim. Ya nasıl olur böyle? Enteresan. Bismillah deyip başladık. İlk nereden başladık? Narucu Mahallesi'nden başladık. Komplama mahalleyi. Alt yapı, üst yapı. Ne yaptık Narucu'da? İçme suyunu değiştirdik. Elektrikleri yeri altına aldırdık. Sonra tamamen yolları ve kaldırımları bitirdik. Sonra Cumhuriyet Mahallesi. Sonra güven evler. Örnek evler. Bunun gibi 67 mahalle bugüne kadar bitti. Hamdolsun. Ama en zoru kalemizin etrafındaki 18 mahalle. İşte Burmalı, Efecik, Çavuşbaş, Çavuşoğlu, efendime söyleyeyim, Doğancı, Karakatip, Kısmen, Bedrik, Mevlana Mahallesi, Tacamet Mahallesi, Ak Mescid Mahallesi, Hacı Aftal, efendime söyleyeyim, Yeni Cami Mahallesi gibi mahallelerimiz. 18 mahalle. Ve buradaki borular 70 senelik. Taşpınar Mahallesi'nde muhtarımız İsmail Karay'ı da inanmayanlar sorsun. Bizzat gözlerimizle gördük. Muhtarımız bize gösterdi. Taşpınar Mahallesi'nde. Kanalizasyonla delik deşik içme suyu borular aynı yerden gidiyordu. Yasin Bey. Ya hiçbir insanlar Allah'tan korkmazlar. Nasıl sen buna razı olabilirsin? Şimdi muhalefet bazıları işte efendim atıyor tutuyor. Diyorlar ki efendim Akdir bana yok bilmem şu geliyor bu geliyor. Ya Afyon'un %40'ı %60'ı delik deşik borulardan su içiyordu. Su içiyordu. Bunları niye konuşmadınız? Bunları niye söylemediniz? Bunları niye gündeme getirmediniz? Bir Allah'ın kulu çıkıp da ey mühendisler, mimarlar, ey siyasi partiler niye bunu gündeme getirmediniz? Biz burada teşekkürle mi karşı karşıya kalacağız? Şikayetle mi karşı karşıya kalacağız? Evet ben bu riski aldım. Ne dedim? Siyasi geleceğin pahasına dahi olursa olsun ben altyapı bitim üst yapıya girmeyeceğim dedim. Niye? Ya biz Allah'tan korkuyoruz. Biz bu şehrin insanıyız. Oradaki insanım benim delik deşik borudan içine bir sürü mikrop giriyor, bakteri giriyor. Kanalizasyon giriyor. Daha kötüsü. Su içerken ben nasıl belediye başkanlığı yaptım derim ya. Nasıl ben onun üstüne asfalt yaparım, parke yaparım, kaldırım yaparım. Bunun hesabı ben Allah'a nasıl vereceğim? Seçim nedir ki? Dünya nedir ki? Değil mi? Evet. Yani huzuru mahşede Rabbim bana sorarsa. Çünkü biz inancımıza göre insan bir, yaptığından sorumludur. İki, yapmadığından sorumludur. Benim imkanım var. Evet. Karar mekanizmasıyım. Yapayım mı yapmayayım mı? Yapmam gerekiyor. Yapmadım. Üstünü cidaladım. Allah bana bunu sormayacak mı? Biz esas hesabı Allah'a karşı vereceğiz. Nerede vereceğiz? Ahirette vereceğiz. O yüzden bugünden bunları biz riske aldık. Ama ne yaptık? Biz de akıllıyız tabii. Şimdi bazı belediye başkanlarımız son seneye bıraktılar bunu. Evet. Yanlış bu. Biz bunun planlamasını yaptık. Mesela bu sene yine arkadaşlarım dediler ki kendi arkadaşlarım, belediyeci arkadaşlarım başkanım bu sene eski mahallelere girmeyelim dediler. Yok dedim gireceğiz. Ama öyle planlayacağız ki bakınız mahalle mahalle gideceğiz. En geç Ekim'de bitecek tüm altyapı dedim. En geç Ekim'de bitecek. Çünkü buralarda araç trafiği olmadığı için. Evet. Ana caddelerde çabuk yapıyoruz. En fazla bir hafta 10 gün bir sıkıntı oluyor. Trafiği hemen bir hafta içerisinde işler hale getiriyoruz. Ve biz bunu bitirdik. Şimdi mesela ben Burmalı'yı gezdim, Efeci'yi gezdim, Tacamet'i gezdim, Çavuşbaşı gezdim filan. Diyelim kazmadan şikayet var diyorlar ya. Yok hayır ben gittim hepsini gezdim. Vatandaş bize dua ediyor. Mesela inanmayan Burmalı Mahallesi'ne gittiğimde sorsunlar.
İki tane sokağa girmemişiz. Vatandaş önümü kesti. Başkanım bizim sokağı niye kazmıyorsunuz? Bizim sokağı niye kazılmıyor? Bizim niye kanalizasyonumuz yapılmıyor? Evet, yıl 2013. Cumhuriyet'in 90. yılı. Afyon'da 18 mahallede kanalizasyon yok. İçme suyu boru delik deşik. Hepsini biz sergiliyoruz. Her mahallenin borularından numune aldım. Şu an Makine İkmal Müdürlüğü'nde. Hepsi elimde. Üzerinde yazısıyla beraber mevcut. Bunun içerisinde bir restoranta giden borular da var. Yani birkaç tane. Bir tane iki tane değil. Onlarca gıda işletmesine giden borular da var. Delik deşik. Ya bundan değil su içmek, çay içmek, yemek bilmem mümkün değil. Hepsini Allah'ın izniyle bitirdik. Şu ana kadar 67 mahalle bu şekilde bitti. Evet. Bakınız. 67 mahalle Yasin Bey. Ya Afyon'da hala asbest boru var mı? Var. Var. Hı-hı. Hala var. Mecidiyeden giden ana borumuz var. Adnan Menderes borundan giden ana borumuz var. Hala bunlar asbest boru. Evet. Ama %75'ini falan hemen hemen buradan ortadan kaldırdık. Bu dönemde kaldırdık. Evet. Ve bundan dolayı da ben çok mutluyum, huzurluyum. Bir de Allah'a karşı huzurluyum. Vatandaşa karşı zaten huzurluyum da. Hı hı. Bizim kayıp kaçak oranımız çok ciddi düştü Yasin Bey. Biz niye suya zam yapmıyoruz şimdi? Niye 4,5 yıldır 0 metreküp suya zam yapmıyoruz? Su belli bir. Bunun kimyası artmaz, elektriği şu her sene artıyor. Evet. İşçi giderlerimiz her sene artıyor. Niye biz zam yapıyoruz? İşte ben bu yaptığım altyapıyla arıtma tesisimizden geçen su miktarı gittikçe azalıyor. Hı-hı. Çünkü kayıp kaçağımız düşüyor. Ya evet. Benim suyu maliyetlerim düşüyor. Evet. Bundan evet, dolayı. Evet Sayın Başkanım, yine devam edelim. Kentsel dönüşümle alakalı Spor İl Müdürlüğü, futbol sahası ve müzeyin peşkeş çekildiğini düşünen vatandaşlarımız var. Yıkmak için seçim sonrası mı yapılacak diye gelen bir soru. Hemen akabinde yaklaşık 1 veya 2 yıllık olan kaldırımlar neden yenileniyor? Yenilemeyi Yüntaş mı yapıyor yoksa özel şirketler mi diye gelen bir mesaj da var. Efendim bak bunların tamamı maalesef kötü niyetle sorulmuş. Hı hı. Kesinlikle doğru bildikleri halde vatandaşı acaba zihinlerinde yanlış bir algı oluşturabilir miyiz diye sorulmuş sorular. Ya nerede ben 1 yıllık 2 yıllık kaldırımı sökmüşüm? Kurtuluş mu 1 yıllık kaldırım? Ambalyolun 1-2 yıllık kaldırım? Ya İnönü Caddesi'nde kaldırım yoktu. Atatürk Caddesi'nde kaldırım yoktu. Ey Atatürkçüler! Neredesiniz? Atatürk'ün adını taşıyan, ey CHP'liler, İnönü'nün adını taşıyan caddede, bulvarda kaldırım yoktu ya. Allah'tan korkun. Ne? 1 yıllık 2 yıllık kaldırılmış. Neresiymiş bunun 1-2 yıllık kaldırım? Böyle evet. Bir şey var mı? Ben diyorum ki Dolunpınar Mahallesi'nin %40'ında kaldırım yoktu bu sene. İlk geldiğim sene ben bir tek Şemsettin oğulları kendim dönemimizde İmam Hatip'in etrafını Şemsettin oğulları bir geçici olarak yaptırdım. Bunun dışında hiçbir yerde kaldırım yoktu. Milli Birlik en az 15 yıllık kaldırım. Ambaryolu, Kurtuluş yani yaptığımız yerler, Bankalar Caddesi en az 15 yıllık kaldırım bunlar. Neresi? 10 yıllık kaldırım. Nerede birlik? Zaten beton bargenin ömrü 10 yıl. 10 yıl. Hı hı. Sonra bu arkadaşlarımız hiç mi mevzuat takip etmiyorlar? Engelliler kanunu gereğince belediyeler tüm kaldırımları engelliler için ulaşılabilir yapmak zorunda. Hı hı. Biz niye fabrikayı kurduk? 2,5 milyon TL ben sadece beton parça fabrikası için para harcadım. Evet. Ekipmanlarıyla beraber, makinalarıyla beraber. Hı hı. 1,5 milyon TL'ye geçkin doğaltaş fabrikası için para harcadım. Niye şimdi kadar düşünmeler? Neden? Şu an Türkiye'de biz engelliler için özel kılavuz taşlarını, bitim taşları üretebilen 4 işletmeden bir tanesiyiz. Belediyelerde belki de 2 taneden bir tanesiyiz. İşletmeden 4-5 taneden bir tanesiyiz. Hı hı. Ben kaldırımı zaten çökeceğim bunları uygun yapmak için. Bir. İkincisi, Çoyu'da kaldırım zaten yoktu. Dolunpınar Dervişpaşa dahil. Dervişpaşa'da asfalttan kaldırım vardı ya. Hiçbir şehre yakışır mı? Yakışır mı şehre? Tabii ki yakışmaz. Kaldırımla ilgili de bir hatıramı anlatayım Yasin Bey. Buyurun. Şimdi 2009 yılındayız. Sayıp Ata mahallemizden vatandaşımız geldi biz ziyarete. Bir suyla ilgili problem varmış. Onu anlattı. Akabinde dedi ki Sayın Başkan bizim yollar kaldırımlar ne olacak dedi. Zaten siz belediye başkanları hep zenginlere bakarsınız dedi. Ne demek dedim? İşte Dolunpınar'a bakarsınız, Cumhuriyet'e bakarsınız dedi. Oraya yol kaldırım yaparsınız dedi. Hemen zile bastım. Şoförümü çağırın dedim. Adam şaşırdı. Ne oldu dedi? Şimdi dedim benim şoförüm seni araçla Dolunpınar Mahallesi'ni, Cumhuriyet Mahallesi'ni, Dervişpaşa'yı gezdirecek dedim.
Niye dedi? Bak bakalım yolları kaldırma nasıl dedim. Gittiler, geldiler. Nasıl durum dedim. Başkanım özür dilerim dedi. Orada da kaldırım yok dedi. Yollara çok kötü dedi. Ama merak etme. Turumpalar da yapacağım. Cumhuriyet yapacağım. Senin mahallede yapacağım dedim. Gidin bugün sahip atıyı ve Selgrani'ye bakın. Yok. Yapmamışlar. Yapılmamış. Evet. Bu bir gerçek. Hepsini Allah'ın izniyle. Biz yaptık. Arkadaşlarım eğer rakamları gösterme durumları varsa zaten yollarda kaldırmada ne yaptığımız hem asfalt olarak hem beton balki olarak ben biliyorsunuz Sayın Vekilimize mektup yazdım. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki değerli evet. Vekilimize. Dedim ki ben yaptım yerleri gösterdi. Siz de yaptınız yerleri bana gösterin. Bana randevu ver dedim ya. Ben geleceğim. Gece 3'te dese 3'te de geleceğim. Geldi mi cevap? Yok gelmedi. Hatta dedim ki eğer ben sizin yaptığınız beton parkenin yol ve kaldırımın 10 mislini 20 mislini yapmamışsam ben istifa edeceğim dedim. Hadi dedim gösterin. Açıklayın. Ne oldu? Cevap yok. Cevap yok. Sayın Başkanım, Spor İl Müdürlüğü ve Futbol Sahası Müze ile ilgili olan soruya da bir cevap vermek gerekirse. Ha, oraya cevap vereceğiz, evet. Evet. Şimdi. Biz ne aldatan olacağız, Yasemin, ne aldatan olacağız? İşte arkadaşım orada peşkeş tabirini kullanmış. Bu tabir, yani bizi yaralıyor, bizi üzüyor. Ey değerli kardeşim, ya sen hiç kul hakkından korkmaz mısın? Hiç sende böyle bir yani Allah rızası için bir utanma duygusu var mı? Eğer varsa ismin cisminle gelip benden özür dilemen lazım senin. Ne demek peşkeş ya? Ne demek peşkeş? Ne zamandan beri halka açık bir ihaleyle hem de eski çift firması tarafından, Türkiye'deki profesyonel firma tarafından herkese ilan edilmiş, herkes açık artırmaya girmiş, bu şekilde satılmış bir gayrimenkul nasıl peşkeş olur ya? Nasıl peşkeş olur? Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Efendim müze peşkeş diyor. Ya müze arsası 10 defa ihale çıktı. Allah'ın hiçbir kulu girmedi. Girmedi. 10 defa ihale çıktı. Hiç kimse almadı. 10'uncusunda bir konsorsiyum olarak almışlar. 10 defadan sonra almışlar. Niye madem peşkeş vardı bir Allah'ın kulu almadı 10 defa boyunca? Evet. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Hiç mi bir şey yazarken, iftira atarken böyle bir ya acaba yanlış düşünüyorum olabilir diye şey yapıyorsunuz ya? Nedir bunun peşkeş? Nedir sizce peşkeş? Ben size sorayım Yasin Bey. Peşkeş birine rant sağlaması için yapılan. Nasıl böyle bir şey? İhale satılan bir şey rant olur. Şimdi sen çıkıyorsun diyorsun ki televizyonda arkadaş ey Afyon halkı benim bir tane televizyonum var satmam lazım. Anıtpark meydanında aç katımına sadece herkes biliyor. Oraya geliyor 10 kişi artırıyor birisi alıyor. Bu peşkeş midir? Tabii ki değildir. Nasıl peşkeş olur böyle bir şey? Ha, el altından satarsın. 10 liralık bir yeri 3 liraya satarsın 5 liraya satarsın bu peşkeştir. Böyle bir şey yok ki. Evet. O soran arkadaş acaba biliyor mu ki buraya kaç paraya satıldı? Nasıl satıldı acaba araştırmış mı? Evet. Yine bir kısa reklam arasına gideceğim Sayın Başkanım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir reklam arası efendim. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle ve Sayın Başkan Burhan Etin Çoban'la birlikteyiz. Sayın Başkanım, bir spor kompleksimiz var. Ulusal basında da geniş yer buldu. Hatta birçok ulusal basında da defalarca çıktı. Oradan da bahsetmek, hatta oranın da reklamını yapmak gerekirse neler söylenilebilir? Şimdi tabii Yasin Bey burada dedi ki karşıda tevazu göstermeyeceğiz. Burada da öyle. Şimdi bakınız, Afyon Karahisar Belediyesi 90 yıllık bir belediye. Yani Cumhuriyet dönemini kastediyor. Daha önce de tabii mutlaka var da belediyemiz. Evet. Bakınız hangi icraatıyla, hangi projesiyle Hürriyet gibi, Milliyet gibi, Sabah gibi, Star gibi gazetelere manşet olmuş?
Var mı bir örnek? Yok. Biz Akarçay projemizde Ramazan bayramında tüm gazetelerin internet sayfalarında manşettik ve gazetelerinde haberdik. Manşetten girdiler internet sayfalarında ilk önce. İkinci bayram günü. Evet. Ya da üçüncü bayram günü. Hürriyet, Milliyet dahil. Şimdi Akarçay'da girdik. Spor kompleksinde de 10-15-20 gün önce tekrar. Hem Hürriyet'te hem Milliyet'te manşet dedik biliyorsunuz. Evet. Yani bu çok önemli bir şey, durum. Ya bundan dolayı ne olur? Şu muhalefet partileri yani ya hiç olmazsa gör gitmeyin kardeşim ya bak böyle bir proje Afyon koskoca Hürriyet gazetesi diyor ki Türkiye'nin en büyük spor kompleksi diyor. Koskoca Milliyet gazetesi diyor ki en güzel spor kompleksi bu Afyon'a yapılıyor. Artık adres sporda adres burası olacak diyor. Bu gazeteler ya kalkıyor bazı arkadaşlarımız ya gidiyor stadyumda filan resim çektiriyor şu yapıyor bu yapıyor. Ya kardeşim sen böyle şimdiye kadar ulusal gazetelere böyle övgü dolu bir şekilde manşet olabilecek bir icraat yaptın mı? Hiç olmazsa bari engel olma kardeşim ya. Evet. Evet spor kompleks projesi bizim seçim projelerimiz içerisinde en iddialı projelerimizden bir tanesi. O zaman güldüler. Alay ettiler projemizde. Ya Afyon ne kardeşim bu? Böyle bir kompleks İstanbul'da, Ankara'da yok, Antalya'da yok dedi. Evet doğru yok. Gerçekten yok. Ama biz yapacağız dedik. Bakınız Yasin Bey, Allah'a hamdolsun. Başladı ve 2014 yılı içerisinde inşallah yaz mevsimi içerisinde kompleksimiz bitecek. Geçenlerde mesela şeyde şu anda arkadaşlarımız herhalde bak gösteriyorlar. Evet. Bu su kayak tesisinin fotoğrafını internette görenler burası Afyon mu diyorlar. İnanmıyorlar yani. Biz de dalga geçiyorsunuz. Evet bu Afyon Karahisar Spor Kompleksi içerisindeki su kayak tesisimizde deneme amaçlı yapılan bir su kayağı fotoğraflar. Tamamen. Sizin kanalınızda çekti biliyorsunuz. Evet. Kanal 3'te çekti evet. bunu. Evet. Bu fotoğrafları bizim arkadaşlarımız çekti. Ya şöyle bir şey biz eskiden koysak. Desem ki ben Afyon'da bunu yapacağım. Kimse bana gülüp geçerdi ya. Ne olur arkadaşlar ya. Başarıyı alkışlayın. Alkışlamaktan vazgeçtik hiç olmazsa. Çükür dedin yani. Şimdi spor kompleksimizde geçen daha iki gün önce yine gezdim. Bakınız Yasin Bey burada 15 bin kişilik her tarafı yalıtımlı sandviç panellerle kaplanmış bir alan. Altında 1000 araçlık otopark var ya. 1000 araçlık otopark var altında. Evet. Böyle bir şey hayal edilebilir mi? Açık otoparklar hariç kapalı otopark gibi 1000 araçlık. 2 tane açık, 2 tane kapalı tenis kortumuz var. Muazzam bir şekilde. Öyle bir atletizm alanı var ki her türlü atletizm müsabakalarının yapılabileceği, antrenmanlar yapılabileceği bir alan. 12 tane futbol sahamız var. 12 evet. tane. Güreş eğitim merkezimiz var. Kamp eğitim merkezimiz var. 2 tane kapalı spor salonumuz var. İnşallah şimdi üçüncüsünü yeni dönem projelerimizde onu da inşallah vaat edeceğiz. O geliyor. Yani aklınıza gelebilecek her türlü spor yapılabileceği bakınız bir de 650 bin metrekarelik bir alan. Eski bizim spor alanımız, stadyumumuz 70 bin metrekare. Evet. 70 bin metrekare. Ha diyorlar ki orada efendim burası efendim yeşil alan. Ya neresi yeşil alan oranın? Senin orada yeşil alan dediğin bir tek stadyumun içerisindeki top oynanan yeşil çim alan. Orada toplam 580 tane ağaç hepsini saydım. Tek tek saydırdım. 585 tane ağaç var. İnşallah biz orada çok güzel orada bir yeni dönem arkadaşlarımız görecekler. Çok güzel bir projemiz var. O 585 ağaçları da orada 1000 tane ağaç olacak belki. Belki 2000 tane ağaç olacak. Çok güzel yürüyüş alanları olacak orada. Biz planlamasını yaptık bunun. Araştırma etmiyorlar. Konuşuyorlar. Ya ne zamandan beri stadyum bir beton yığını. Kapalı spor salonu bir beton yığını. Ne zamandan beri burası bir halkın nefes alacağı bir alan oldu? Ne zamandan beri oldu? Böyle bir şey olabilir mi? Ha orada insanlar spor yapıyor. Onu da biz veriyoruz o kiremit tozunu. Geçen Afşin Spor'un maçı vardı gittim. İki gün önce de yağmur yağmıştı. Kimse orada yürüyemiyordu. Niye? Çamur olmuş. Toprak çünkü kiremit tozu. Biz öyle falan değil. Biz tartan pist, altı beton, üstü kauçuk zeminli yürüyüş alanları yapacağız. Göreceksiniz. Doktorlar diyor ki zaten gerçek bir ideal spor tartan pistte olur. Kaslar, insanların kasları, eklemleri ona uyum mudur diyorlar. Asfaltta, toprakta buna uyum sağlayamazsın diyorlar. Onu da yapacağız inşallah. Yani spor kompleksimiz
Hatta bir adayımız alay etti. Hatırlayın yani. Hani ben dedim ki sizin televizyonlarınızı anlatırken ya spor kompleksi bitecek inşallah. Buraya dedim Manchester City, Real Madrid kampa gelirse şaşırmayın dedim. Yani burada bizim verdiğim mesaj şuydu. Ünlü takımlar buraya, o olmaz da başka bir ünlü takım gelir. Buraya ünlü takımlar kampa gelecek dediğim zaman güldüler bana. Seçimi kaybeden bir aday dedi ki seçimi kaybettikten sonra burada Afyon'dan ayrılırken bakalım Manchester City gelecek mi göreceğiz dedi. Alay etti yani bizim projemizde. Evet. Ama şimdi başlıyor. Ve biz halkı kandırmadık bak Yasin Bey. Ne dedik biz? Mevcut alanı TOKİ'ye devredeceğiz ya da belediye olarak biz oraya alacağız. Bu arsaları satacağız. Bunun karşılığında buraya spor kompleksi yapacağız dedik. O zaman hiçbir Allah'ın kulu bir CHP'li bir MHP'li çıkıp buna itiraz etti mi? Evet. Çıkarsınlar kayıtlarını. Göstersinler. Hayır efendim biz böyle bir şey istemiyoruz diye. Herkes yapılamaz edilemez. Başarılamaz diye alay etti bizimle. Şimdi yatırım yapılıyor. Ne diyorlar? Vay efendim eski alan şöyle böyle filan. Ya kardeşim ben bunu saklamadım ki. Gizlemedim ki. Açık açık anlattım. Bir taneniz Allah için, bir tane milletvekili, bir tane il başkanı, ilçe başkanı çıkıp da ya sen ne yapıyorsun dedi mi? Şimdi biz müziği yetmiyor alanımız eski. Bir deprem olsa yıkılacak bir yer. Yazık değil mi oradaki eserlere? Oradaki sergilenen eser müzedeki eser neyse onun 3 katı sergilenemeyen eserimiz var depolarda. Sergilenemeyen eserimiz var. Evet. Ve depolarda istenilen şartta da muhafaza edilmiyor. Lanet dahil. Ben şimdi oradaki müze yerine 2 kat bir müze yaptırsaydım ne olacaktı? Aferin diyecekler değil mi? Evet. Ne oldu? Ben buraya yaptırıyorum kardeşim. Daha güzelini. 25 bin metrekare. Orası 6 bin metrekare. Buradaki müze alanı 25 bin metrekare alanı var. Kapalı alanında yaklaşık 25 bin metrekare civarında. Ne yazılacağım ben 25 metrekare oraya? Oraya yapsaydı hiç itiraz etmeyecekti. Kaldı ki biz karayolları 29 bin metrekare müzenin karşısında. Orayı park yapıyoruz zaten. Evet. Evet Sayın Başkanım gelen sorularla da devam edelim. İmar Komisyonu'nun mahkeme konusu nedir? Niçin İmar Komisyonu adliyeye gidip ifade verdi diye gelen bir soru var. Nedir bunun? Efendim orada İmar Komisyonu değil. Belediye meclis üyeleri, MHP'li ve AK Partililer ben dahil. Şimdi bakınız bir adaletsizlik var Afyon'da. Geçmişten beri. Ben dedik bunu gidereceğim. Mesela biz Afyon'da müteahhitler, mühendisler apartman yapıyorlar. Evet. Altında depo diye gösteriyorlar. Ama onlar bodrum daire. Ve bunu satıyorlar. Afyon'da böyle binlerce var. Belki 3000 tane var. Belki daha fazla var. Şimdi bunlar depo gözüktüğü için ruhsatta iş yeri oluyor. Ama orası mesken. Ama tabi da depo gibi. Yani bu kanuna karşı ile uygulanmış. Mühendis. Hepsi her mühendis, her müteahhit yapmış bunu. Belki yapmayan hani bir tane çıkar. 100 kişide bir kişi çıkar. O da var mı bilmiyorum. Şimdi bu arkadaşlarımız mesken üzerinden değil de mesken olduğu halde işleri üzerinden su bedel ödüyorlar. Bizde su mesken 2 liraysa işleri 4 lira. Evet. İki kat ödüyorlar yani. Dedik bu haksızlık. Bunları çevirdik şeye. Meskene çevirdik. Meskenden ödedik. Vay efendim yapamazsın. Müfettiş geldi. Hani diyor ya bazı belediye başkanları. Müfettişler geliyor efendim bir çalıştırmıyor. Ya ben hiç şikayet ediyor muyum? Bana da geldi. Bize de geldi. Bundan dolayı yargılanıyoruz. Bundan dolayı yani. İki, Konya yolunda Kardelen Yapı Kooperatif var biliyor musunuz? Evet. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Orta gelirli vatandaşlarımızın para toplayarak ev sahibi olmak istedikleri bir yer. Kooperatif yönetimi bir hata yapmış. Üyelerini kandırmış da açıkça söyleyeyim. Kandırmış. Ruhsat almadığı halde binayı yapmış. Yapmış binayı. Paralarını almış ama ruhsat yok. Vatandaş geçecek geçemiyor. Ne yapmış? Ruhsatlandırdık. Ruhsat alırken de etrafından arsalar alarak onu ilave ettirerek mi? Vay efendim sen kaçak inşaata göre. Ya yıksa mıydım yani? Yıksa mıydım? Evet. Bunun gibi her dönemde yapılan uygulamalardan dolayı. Ha eğer biz Kardelen'den, kooperatiften bir bedel alırız da şahsa ya da belediye şuna buna belki oradan dersin. Ya yok kardeşim sorun işte orada 100 tane 200 tane kooperatifin üyesi var. Onları ev sahibi yaptık, iyilik yaptık ya. Bundan dolayı yargılanıyoruz. Bunun gibi her dönem, gerek Sayın Hayrettin Barut Bey döneminde, gerekse efendim Erdal Bey döneminde rahmetli, gerekse bizden önceki başkanım döneminde yapılan uygulama neyse, aynı şekilde yapılan uygulamalardan dolayı bir takibat olur böyle şeyler. Yani diyoruz ki bak,
belediyecilik aynı zamanda risktir. Risk almazsın, görev yapamazsın. O zaman hiçbir işlem yapmayacaksınız. Konu budur. Evet. Sayın Başkanım, TOKİ ile ilgili gelen birçok tebrik ve teşekkür mesajı var. Altyapıyla alakalı gelen tebrik ve teşekkür mesajı var. Tabii bunları okumaya kalkarsak muhtemelen size de süre yetmez. Yine devam edelim. Biz sorularla devam edelim başkanım. Mesela örnek gelen sorulardan bir tanesi. Sayın Başkanım, apartmanlarda zaten ruhsat alınırken para, otopark parası ödeniyor. Caddeler ihale usulüyle otopark çevriliyor. Bu biraz yanlış değil mi diye gelen mesaj var. Efendim, tabii bakınız, döneminde en fazla kapalı otopark yapan belediye dönemindeyiz şu anda. Hı hı. Mesela Ambar yolu. Ya ne güzel, o da bak Ambar yolunda, yani Durpınar'da bizim iş alanımız yok. Evet. Orada köy garajımız var. Boşalmış. Ne yapmışız biz? Şimdi MHP'liler falan çıkıp diyor yani şurayı yıktırmayız etmeyiz falan diye. Ya Allah kardeşim, bir tane bir örnek göster döneminde, ya Allah rızası için. Bir yeri rahattan vazgeçip yeşil alan yaptığım bir yeri göster. Bak ben sana 3 tane birden saydım. 3 tane birden saydım. Şimdi ben karayollarını aldım. 30 bin metrekare. Benim emlak raicime göre metrekaresi 2 bin lira. 60 trilyon lira orası. Hı hı. Ne yapsam, para mı alayım oradan ya? Yok. Ben yeşil alan yapıyorum ya. Evet. Ambar yolundaki o alanımız ne yapılmış? Dükkanlar yapılmış. Satılmış. Parası alınmış. Ne demişler satarken? Buraya kapalı otopark yapacağız demişler. Projeyi de yaptırmışlar ha 2001 yılında. Bir mimarımız, Afyonlu bir hanımefendi mimarımız projeyi de yapmış. Hazır her şey. Dükkanları satmışlar. Otopark yapılmamış. Kim yaptı? Bu kardeşiniz yaptı. Evet. Hemen yaptı. 440 araçtı. İkinci belediye şehir çarşısındaki araç kapasitemi 2 katına çıkardım. Orada dükkanları yıktım. Hı-hı. Otoparka kattım. Yonca Hatı'nın altına dün başladı hizmete. Geçen hafta başladı. 90 araçlık otoparkta oraya yaptım. Kapalı otopark. Hı-hı. Uydu kentte yaptım bir yaklaşık 80 araçlık bir kapalı otopark. İnşallah evet. O da hizmete girdi. Kendimiz kullanıyoruz gerçi de. Şimdi yani biz o paraları zaten kullanıyoruz. Otoparkta yapıyoruz yani. Ambarlı otoparkta benim gel göreve başladığımda otopark fonumuzda 2,5 milyon TL civarında bir para vardı. Biz Ambarlı otoparkımızı 4,5 milyon TL'ye mal ettik. Fazlasını ödedim ben yani. Şimdi 1-2 trilyona mal oldu şey. Yoncaat otoparkı üzerindeki iş yerlerle beraber. Ya otoparkta falan para yok. Biz onları ilave edip daha otoparklar yapıyoruz. Durum bu. Ayrıca şu an paralı otopark sadece ve sadece uzun çarşıda orada gerekli orası. Ambar yolunda var ve Türkiye'nin en ucuz otoparkı Afyon'da 1 lira saati. 1 lira bakınız. Evet. Böyle bir ücret Yasin Bey, değerli izleyicilerim. İlçelerde bırakınız illeri, ilçelerde bile yok böyle bir ücret. Ayrıca yine ilk defa dönemimizde bakınız. Dedi ki Ambar yolunu yaptım. Yarım saat otopark ücretsiz. Yonca'da 45 dakika ücretsiz. İkinci belediye şehir şarj otoparkı 1 saat ücretsiz bizim şarj. 1 saat ücretsiz. Vatandaş Ambar yolunda bakınız 31 Ekim 2013 tarihi itibariyle 27 bin vatandaşımız, yani 10 ayda 27 bin vatandaşımız gelmiş. Ambar yoluna bizim otoparkımıza girmiş. Aracını park etmiş. Gitmiş işini görmüş, gelmiş aracına binmiş. Hiç ücret ödemeden çıkmış gitmiş. Tam 27 bin kişi bu şekilde bizim hizmetimizden faydalanmış. Hı hı. İkinci şehir şarjı öyle. Şimdi Yonca'da daha çok kişi faydalanacak. 45 dakika ücret. Yani biz para kazanmak için değil, bu hizmet için buraları yaptık. Evet. Böyle bir örnek değil de ben Türkiye'de görmedim. Göreniniz varsa teşekkür ederim yani. Böyle bir şey. Bir tek Ambar yolunda var. Hı-hı. 1 lira. Saati 1 lira. Onu da esnafımız bizden istedi. Dedi ki Sayın Başkanım, buraya bir emekli vatandaşımız, hı-hı, ya da apartman sahibi aracını bir koyuyor, bir hafta gelmiyor. Ne kadar satılık araç varsa, hı-hı, ne kadar kiralık araç varsa buraya sıralıyorlar. Bir hafta 15 gün gelmiyorlar. Bize gelecek müşteri, hı-hı, aracını koyup dükkana giremen için biz ticaret yapamıyoruz diye bize şikayete geldiler. Esnafımız istemiyorsa onu da kaldırırız yani. Bu kadar basit. Evet. Neden sadece Nuri Demirayak Parkı ücretli, Sayın Başkanım, vatandaşın gittiği park ücretli olur mu diye gelen diğer bir mesaj var. Bu arada kaç tane park yaptık Sayın Başkanım? Yani biz tabii kitapçığımızda 40 yazıyor ama biz şimdi 50'yi falan buldu parkımız. Hı hı. Çünkü bu 30 Haziran tarihi itibariyle kitap hazırlanmıştı, baskıya hazır hale getirilmişti. 50'yi buldu. Fakat tabii Yasin Bey, ben az önce de bahsettim ya, bizim parklarımız, hı hı,
Yani Akarçay'da bir park. Evet. Ama 1000 tane parka bedel. Yusuf Ağa Parkı ta Kolaylı'dan Garden Kale Oteli'ne kadar evet. bir alan. Yani kocaman sağlı solu üniversitemizin önü. O yolun sağı ve solu. Hı hı. Bir, yani kocaman bir park. Orhun Parkı yine 60 bin metrekare bahsettim. Evet. Yani bizim parklarımız öyle bir de sıradan parklar değil. Dedi ki hepsini böyle mesela biz ilk defa Afyon'da halı sahalar yaptık. Parklarımızın içerisine. Evet. İlk defa bunlar yani. Bir tane Kanlıca'da yaptık. Şimdi Sayıpata'da yapıyoruz. Başka yerlerde yaptık. Bunlar tabii Afyon'un şey İstiklal Mahallesi'nde yaptık yine böyle halı sahalı parkımız. Yani biz şu an 50'ye yakın park yaptık. Evet. Fırınımız 12'ye çıkıyor yaptığımız fırın sayısı. Muhtarlık sayısı 12'ye çıkıyor yaptığımız muhtarlık sayısı. Bunlar hep ilkler. Hep ilkler bunlar. Evet. Sayın Başkanım, Akyon'unda da bir imara açılan galiba bir parsel varmış. Bununla ilgili de bir sivil toplum örgütü başkanı ve bir meclis üyesinin daha çok faydalandığı söyleniyor. Bu konu nedir? Ayrıntıları nelerdir efendim? Şimdi efendim yani biliyorsunuz üniversitemiz 1992'de kurulmuş. Sağ olsun değerli bakanımız İsmet Atilla Bey gerçekten o dönem üstün bir gayret göstererek çok ciddi de bir yardım yapmış. Hazine arazilerinin tahsisi konusunda. Ticaret odamıza vermiş, borsamıza vermiş, üniversitemize vermiş sağ olsun. Belediyemize vermiş. Mesela Uydukent'teki arazilerin tamamı Sayın Bakanımız İsmet Atilla Bey'in zamanında Afyon Kalesar Belediyesi'ne kazandırılmış. Evet. Tabii bedeli var ama öyle bedeli de çok yani düşük sayılabilir seviyede. Bir defa orantı o arazi uydu kentten dolayı evet. bu araziden bir geliri rant derken ben bunu gelir manası kullanıyorum. Kötü manada kullanmıyorum. Geliri her başkanımız gibi biz de bundan faydalandık. Ben burada Sayın Bakanımız İsmet Atilla Bey'e de candan Afyon halkı adına bir belediye başkanı teşekkür ediyorum. Üniversitemize 8 milyon metrekare yer verilmiş. Ama üniversitemiz 11 milyon metrekare alanda planlanmış. Yok gerek yok efendim. Biz, vatandaşlarımız bize başvurdu. Bir tanesi belki bizi izliyordur Eskişehir'den bir hanımefendi. Belki 4 defa benim makamıma geldi. Kadın ağladı ya, ağladı. Dededen kalma bir tek buram var. Başka bir de bir malım yok, gırtlağıma kadar borç içerisindeyim, sefaret içerisindeyim. Ne zaman biz bunun mürüvvetini görüyoruz? 22 sene olmuş, üniversite bunu istimlak etmiyor diye edemiyor. Edemiyor. Niye? Parası yok. Bütçesinde bunun karşılığı yok. Bu üniversiteye giderken sağ taraftaki alan. Ben orada vallahi de billahi de kimin arası var bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Araştırmama da gerek yok ki. 61 parsel var 1 milyon metrekare. Üniversite yaz dedi ki ya burayı kaldırın kardeşim yani bir araştırın. Uygunsa kaldırın. Onlar da baktılar burası bizim hudutlarımızda değil öbür tarafta. Kendi arazileri de var orada. Eğer araştırma yapacaklarsa bu arkadaşlar. Niye madem 3 kişinin yeri parselle istimlak edilmiş de oradaki 60 kişilik istimlak edilmiş ona baksınlar. 3 kişinin yeri istimlak parası ödenmiş 10 sene önce. Evet. Niye ona bakmıyorlar? Niye onu araştırmıyorlar? Ya orada ben kimin arsası falan falan vallahi de bilmiyorum. Bilmiyorum. Merak da etmedim. Şu an konu zaten güncelliğini koruyor. Vatandaşa ait yerler üzerindeki biz dilekçeleri tekrar aldık. Diğer yerlerle ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Üniversitemiz tabii şartlarına bakacak, ihtiyacına bakacak, her şeyine planlamasına bakacak. Uygun değil diye, bize kaldırılması uygundur diye görüş verirse diğer alanlardaki şeylerde kaldırma durumu söz konusu olabiliyor. Evet. Tamam, durum bu. Sayın Başkanım sürekli raylı sistemle ilgili hem siyasi partilerin belediye başkan aday adayları ya da adayları, il başkanları sürekli gündeme getiriyor. Hemen o soruyu da bulabilirsem eğer tekrar. Raylı sistem yapılamaz mı nitekim de Afyon Karahisar'a? Efendim Afyon'da raylı sistem yapılamaz. Ama planlanır. Onu söyleyeyim. Şimdi bir defa eğer Afyon caddeleri bir Konya gibi olsaydı, bir Kayseri gibi olsaydı, işte Bankalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Ambar Yolu, Ordu Bulvarı, Yeşil Yol, özellikle Milli Birlik Caddesi, anlarım ben ya raylı sistem yapacağız demeyi. Anlarım yani. Tamam maliyetleri katlanırsınız. Anlarım. Ya siz Ambar Yolu'nda neden geçeceksiniz raylı sistem? Kurtuluş Caddesi'nde o zaman trafik neden geçecek? Ya bunlar tabii ciddi planlanması gerekiyor. Ya oturuyor adam. Arkadaşımız. Özür dilerim adam derken ağzımdan çıktı. Her insana biz insan olduğu için değer veriyoruz. Şimdi raylı sistem getireceğim. Ya Afyon ölçeğinde 187 bin nüfuslu. Hangi ilde?
200 bin nüfus, 250 bin, 300 bin nüfus. Hangi ilde felci sistem var ya? Onlar enayi mi ya? Niye yapmıyorlar? Niye yapmıyorlar? İşte Denizli komşumuz. Çok iyi biliyorum. Çok uğraştılar. Yok. Verimli değil, rentable değil. Ne yaptı? Metrobüs çalıştırıyor. Evet. Ama biz ne yapacağız? İnşallah. Bu da projelerimizi göreceksiniz. Biz Afyon'un önümüzdeki 10 yılı, 15 yılı planlamasında raylı sistemi ve güzergahlarını şimdiden planlayacağız. Bak şimdiden tabirini bilerek kullanıyorum. Şimdiden planlayacağız. Bunu halkımız görecek inşallah. Biraz sabredin. Evet. Sayın Başkanım, kısa bir reklam. Yani 5 yılda olacak bir şey değil, onu söylemek istiyorum. 5 yıllık evet. bir dönemde olacak bir şey değil. Şu an Afyon ihtiyaçlarına da birebir örtüşmüyor bu şey. Evet. Sayın Başkanım, biraz önce buradaki arazi, özellikle karayollar arazi emlak yapıp satmış olsaydım 60 trilyon kazanırdım dediniz. Ben de merak ediyorum, belediyenin kasası ne durumda? Kısa bir reklam arasına gidelim. Belediyenin kasasını bir öğrenelim efendim. Kısa bir reklam arası. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra son bölümle geniş açıda karşınızdayız. Sayın Başkanım, belediyenin mali durumunu muhakkak oraya geçeceğim, ancak bu Spor İl Müdürlüğü eski stadyumun orada olan kısımla alakalı 3 katına satıldı, ancak 3'te 1'i Afyon'a harcanacak diye gelen bir mesaj var. Kim var sattı burayı başkanım? Yani ihale kim tarafından yapıldı? Ya şimdi Yasin Bey, tabii ben buradan rakibimiz de olsa Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimize, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimize lütfen dürüst olalım ya. Rakamları yani arka yanlış aksettirmeyelim. Hı hı. Bir de efendim müze arazisi bizim yeni müzemiz yaklaşık 25 milyon TL'ye geçiyor. Belki 30 milyon TL var. 17 milyon liraya satıldı. Bir de 10 yıl vadeli satıldı. Hı hı. Yani daha biz burada Afyon olarak kazançlıyız. Stadyum arazisi 70 milyon TL civarında bir bedele satıldı. Evet. Ama 10 yıl vadeli satıldı. Bunun her şeyi, kayıtlarda, kuyutlarda hepsi var. Hı hı. Şimdiki spor kompleks projesi şu anda 60 milyon liraya mal oluyor. İlave spor salonları beraber 75 milyon TL'ye geçecek. Yine Afyon kazançlı bunda. Hı hı. Yani bu rakamların tamamı hayali. Sonra bunu yapan TOKİ. Az önce hani peşkeş falan diyor ya. TOKİ'nin sattığı bir arazi nasıl peşkeş olur? Açık artırmayla, şununla bununla yaptığı. TOKİ bana sormuyor ki satarken, ederken. Yani nereden çıkarıyorlar böyle şeyi bilmiyorum. Lütfen araştırmadan, kaba bilgiyle, sırf iftira olsun da tutar mı acaba diye, al bir karada ben çalayım. Böyle mantıklı lütfen. Hiç kimse açıklama yapmasın. Çünkü siyaset aynı zamanda bir sorumluluktur. Tabii ama vicdan varsa, evet. maaşeri vicdan varsa, ha vicdan yoksa, hesap duygusu yoksa, o zaman her şeyi söyle, her şeyi iftira atabilirler. Evet. Sayın Başkanım, mali durum belediyenin. Çünkü ben bu kadar geliri elimin tersiyle ittim. Bu kadar gelirden kastım. Yeşil alan yapabilmek için birçok bölgede yeşil alanı korumak için bina yapıp satmadım. Eğer satmış olsaydım belediyeyi 60 trilyon kazandırırdım tabii. gibi karayolları. Nedir efendim? Belediyenin mali durumu nedir? Geldiğinizde nasıldı? Bugüne kadar nereler ödediniz? Ne yaptınız? Şimdi bak ben 2008 yılı sonunu size götüreceğim. Hı hı. O zaman ne diyordu billboardlarda? Bir afiş vardı eski belediye başkanımız. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte 130 milyon TL'lik kaynak yarattık mı, ortaya koyduk bir cümle vardı. Hatırlayın evet, yani evet, billboardlarda. Evet, evet, evet. Ben dedim ki iyi lan dedim yani affedersiniz. Belediyeye geleceğiz. İyi durum, belediye durumu iyi. Hı hı. Bir geldik sağ olsun gelen giden hemşerilerimiz hayırlı olsun falan derken hı hı. 3 gün sonra fırsat buldu. Mal İşler Müdürümüzden bir briefing aldı. 1 Nisan 2009 tarihi itibariyle kasamızda 300 bin lira civarında para var. 2,5 milyon TL piyasaya, personele, müteahhitlere ödenecek borcumuz var. 46 milyon TL'de
İller Bankası'na borç var. Hı hı. 46 milyon TL Yasin Bey. Kasada da 300 bin lira. Evet 300 bin lira var. Yani eksi 48 milyondayız. Hı hı. Eksi 48 milyondayız. Bugün Allah'a hamdolsun hiçbir kimseye, personele, müteahhide borcumuz olmadığı gibi kasamızda da milyonlarca lira paramız var. Yani her şeye hemen kaynak bulabiliyoruz. Hı hı. Bu arada da 4,5 yıldır da geçmişten kalan, yani benden önceki dönem, daha önceki dönem, daha önceki dönemden kalan da 46 milyon TL İller Bankası borcuna karşılık yaklaşık 35-40 milyon TL de borçları ödedim. Hı hı. Ayrıca ödedim yani. Hala ödemeye devam ediyorum. Evet. Şimdi bu yapıya nasıl geldik? Ya tabii belediyeyi bir şirket gibi yönettik. Hı hı. Amaç ne bu? Giderlerimizi azalttık. Personel politikasını gözden geçirdik. En önemlisi araç gereçleri yeniledik. Hı hı. Asfalt şantiyesi kurduk. Fabrikalar kurduk. İşte az önce diyorlar ya bu parkeleri kim yapıyor? İşte evet. Size sordunuz, cevap veremedim. Efendim, bugün şehir merkezinde gördüğünüz o güzelim taşları Afyon, Karahisar Belediyesi kendi üretiyor. Yüntaş fabrikalarımızı üretiyoruz. Hiçbir yerden almıyoruz. Ha malzemesi ne de alıyorsunuz derseniz çimentoyu, Afyon çimentodan alıyoruz. Agregayı tonunu 10-11 liradan yerel bir firmadan alıyoruz. Suyu da belediye suyu kullanıyoruz. Başka da malzemesi yok bunun. Evet. Ham maddesi bunlar. Evet. Sayın Başkanım, bu durumu Allah'a şükür getirdik. Sayın Başkanım, asfalt dediniz, makine dediniz, çünkü ona da girmek lazım. Bütün bakıyoruz caddelere, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi olsun, sıcak asfaltla yapıldı. Bunların maliyeti nedir? Ya da başkasından kiralanıp yapılmış olsaydı ne kadara mal olurdu? Belediye olarak siz o ekipman, araç, asfalt şantiyesi kurdunuz. Nasıl bir denge ben var? Ben size iki misal vereceğim. Bak, iki misal. Çok uzak değil bak. İki misal vereceğim. 90 yıl boyunca alınan araçlarda elimizde kalanlar ne varsa ben fazlasını aldım bu dönemde. Şimdi yeniden talimat verdim. Belediyede yeni döneme kadar eski hiçbir şey kalmayacak dedim. Hı hı. Minibüstür, otomobildir, hiçbir şey kalmayacak dedim. Evet. Şu an 107'yi geçti aldığımız araç gereç sayısı. Hı hı. 107'yi geçti. İnşallah bir 10 tane daha bu Nisan'a kadar alacağız Yasin Bey. Hı hı. İlk geldiğim yıllarda baktım, bizim Renault marka bilek otomobillerimiz vardı. İnanın araca bindiğiniz zaman yerin altı gözüküyordu Yasin Bey ya. Delikti otomobillerimiz ya. Böyle bir şey olabilir mi? İş bakıları aramız çalışmıyordu doğru dürüst. Bir güzel hidrometre almışlar yeni dönemde, iki tane mi ne, üç tane mi? Hı-hı. O vardı yeni. Her şey eskiydi. Bir asfalt şantiyemiz vardı, dillere destan. Hı-hı. Bakınız ben sizin televizyonunu söyledim, hala söylüyorum. Bana bırakılan asfalt şantiyesini 50 bin liraya satacağım ya. Bir Allah'ın kulu gelip talip olmaz mı? 50 bin liraya, 50 bin liraya. 3 yıldır dilimde tüy bitiyor. Diyorum ki bende bir asfalt şantiyesi var. Güya tam otomatik hale getirilmiş. Hı hı. Sağ olsunlar. Ellerine sağlık. Satacağım ya 50 bin liraya. Bir Allah'ın kulu gelip istemez mi? Kimse gelmiyor ya. Bak biz bir freze aldık. Hı hı. Bir yerde yol asfalt yapacaksak kazı oraya girmemiz lazım. Evet. Eskiden iş makinelerine giriyordu. Onu kazıp, o biz hafriyat döküm sahasına, çimentonun oraya, Çukurköy'e götürüp oraya döküyordum. Şimdi ne yaptım? 700 bin liraya. Şimdiki fiyatları 850 bin lira. Döviz arttığı için. 850 bin lira değerinde bir freze aldım. Hem hız kazandık biz, hem kaliteli 5 santim olsa ayarlıyoruz, 15 santim. Ne kadar istiyorsak 30 santime kadar kazabiliyor. 800 bin liraya aldığımız, bakınız o frezeden, biz bir yılda 100 bin tondan fazla malzeme kazıdık. O malzeme biz dönüşümde kullanıyoruz. Evet. Kaldırımlarda, alt temelde, üst temelde kullanıyoruz. Hı hı. Ya bunun biz tonunu 10 liraya alsak 100 bin tonda bir yılda 1 milyon lira yapar ya. Yaptı nitekim. 2011'de biz bunu kullandık. 2012'de kullandık. Hı hı. 2012'de bir yılda parasını çıkardı, kâra geçtim makineye. Benim eski asfalt şantiyemde bir ton asfalt 130-140 liraya mal oluyor bugün fiyatları. E ben şimdi onu 100 liraya mal ediyorum. Biz bir yılda 170 bin ton asfalt seriyoruz. 40 bin lira çarpın 170'i. Yaklaşık 7,5 milyon TL yapar. Evet. Yani asfalt şantiyesi kendi masrafını bir yılda çıkardı. Hı. Niye bunu yapmadınız? Niye bunu yapmadınız? Eğer ben eski asfalt şantiyesini, eski asfalt frişelerini kullansaydım, onları kazsaydım, ben bugün Afyon'da ne asfalt yapabilirdim, ne hizmet yapabilirdi, ne de bu konforu sağlayabilirdik. Hı hı.
Bugün artık vatandaş sıcak asfaltla tanıştığı için biz altyapı girmeye maddeler sat kaplama asfalt yapıyoruz. Mesela nereye yapıyoruz? İşte Uydukent'teki Ertuğrul Gazi, Battal Gazi, Yeşilyurt, Osman Gazi. Eğer doğalgaz falan bitmişse hemen mesela Belmes'te başladık Orhan Gazi'de. Hemen sıcak asfalta giriyoruz. Diyelim Maraşal Fevzi Çakmak'ta hemen sıcak asfalt. Fatih'te sıcak asfalt. Niye? Altyapı bitti. Bunlara giriyoruz. Bitmeyene satı kaplama yapıyoruz. Eskiden aman başkanım malzeme dök diyenler, yeter diyenler. Şimdi satı kaplama asfalt yapınca niye bize sıcak asfalt gelmiyor diye. Soruyorum ya. Niye bu soruyu önceki başkanlarımıza sormadınız? Onlar yapmıyordu ki diyorlar. O yüzden senden istiyoruz. Ama merak etmesin. Afyon, Kayseri halkına buradan söylüyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık dönemde doğalgaz geçmiş tüm mahallelerimiz hepsi sıcak asfaltla tanışacak. Kaldırımsız bir tane mahallemiz sokağımız olmayacak. Bakınız kaldırımsız. Şu an zaten %75'ini bitirdik. O %25 de inşallah hem sıcak asfaltla tanışacak hem de beton parkeyle veya ve aynı zamanda kaldırımlarını yapacağız. Hiçbir tane yerimiz kalmayacak. Ve ilk defa bak bu dönemde 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık mahallelerimiz var. Neresi var? Karşıyaka. Neresi var 20 yıl, 15 yıllık mahalle? Yeşilyurt, Osman Gazi, Orhan Gazi. Ya buralarda hala toprak şose yollar vardı. Karşıyaka'da şose yol vardı. Veysel Garani'de, Hoca Ahmet Yesevi'de, Fevzi Çakmak'ta hala şose yollar vardı ya. Yasin Bey, Allah'ın izniyle hepsini biz bu dönemde %98'ini yollarımızın mutlaka çamurdan, tozdan kurtar hale getirdik. %98'ini. Evet. Ha şimdi diyecek vatandaş ya işte ben falan mahallede bir sokak, iki sokak kaldı. E kardeşim doğalgaz daha yeni bitirdi. Yani Ekim sonunda, Kasım ortasında bitirdi. Ben bu benzinle gelip sen asfalt yapamam ki. Evet. Biz bunu söyledik de. Bak arkadaşlar, vatandaşlar doğalgaz istemeyin şimdi. Yetişmez bu asfalt. Çünkü sen sonra Afyon yılın 12 asfalt dökemiyoruz ki, seremiyoruz ki. Olsun biz razıyız dediler. Ha şimdi de telefon açıyorum. Başkan bizim sokağın asfaltı ne olacak? Yani doğalgaz geçti. İnşallah Mart'ta, Nisan'da başlayacağız. Merak etmesinler. Evet. Önce doğalgaz geçen yerden Mart'ta, Nisan'da hemen başlayacağız. Ne zaman Allah bize izin verdi? Mevsim şart olacak. Sıcaklıklar 10 derece, 15 dereceyi geçti. Yer kuru, hemen bismillah deyip asfalta başlayacağız. Sayın Başkanım, Afyonkarahisar merkeze bağlanan köyler de var. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımızı ben o köylere gönderdiğimde artık biz de şehirli olduk. Afyonkarahisar Belediyesi'nin hizmetlerinden biz de faydalanacağız gibi bir sevinç var. Her ne kadar muhtarlarımız sevinç duymasa da bundan. Birkaç muhtarımız. Orayla ilgili düşünceleriniz, yeni bağlanan köylerle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Efendim eğer bizi bu 10 köyümüz yani Bayatçı, Küçük Çobanlı, İsmail Köyü, Çakır Köyü, İnaz, Sadık Bey, Kıştacık, Akçil, Erenler, Ataköy bizi izliyorlarsa sakinlerimiz şunu söylüyorum. Bakınız. AK Parti döneminde köylerimiz gerçekten Cumhuriyet tarihi boyunca görmediği hizmetleri aldı. Evet. Başbakanımıza müteşekkiriz. Köy DES projeleri, özel idare projeleri, il genel meclis programlarıyla köylerimiz adeta neredeyse altyapı, üst yapı sorunu hemen hemen çok iyi bir hale geldi. Ya Afyon'un şu an 380 köyü var. Kanalizasyonu, suyu, yolu olmayan köy kalmadı Yasin Bey. Ama benim 18 mahallemin kanalizasyonu ben daha yeni yaptım. Bir ay önce bitti. Yani köyler bizden önce bitirdiniz. Nasıl bitti? Başbakanım sayesinde, il genel meclis programları sayesinde bitti. Ha çok güzel hizmetler aldı köylerimiz. Ben diyorum ki, ey 10 köy halkımız, muhtarlarımız, size şimdiye kadar AK Parti'nin 11 yıllık dönemde yapılan hizmetleri ben 3'e katlayacağım diyor. 3'e. 3'e katlayacağım. Allah'ın izniyle. Niye? Biz daha hızlı hareket ediyoruz. Bizim imkanlarımız çok daha fazla. Makine gücümüz, şantiyelerimiz, fabrikalarımız çok daha iyi. Bak, resmi gazetede yayınlandığı gün, Perşembe günü yayınlandı. 20 Kasım'da mı? Evet. 14 Kasım'da mı ne yayınlandı? Bir Perşembe günü. Biz Cumartesi günü Erenler Köyü'nün Yurtlar Bölgesi yollarına başladık. Eğer bu daha önce yayınlansaydı resmi gazetede, yani bizim sorunumuza girseydi, biz bunu çok önce planladık. Ne yaptık? Yağmur başladı, soğuk başladı. Şimdi çalışamıyoruz. Yani asfalt, Afyon'da belli mevsimde yapılabiliyor. Sıcaklık. Evet. Belli bir şeyi geçmesi lazım. Yani 10 dereceyi geçmesi lazım. Gece sıcaklıkları yine don görmemesi lazım. Yerin kuru olması lazım falan gibi. Okullarımız, bu köy okullarımıza, camilerimize çok ciddi hizmetler yapacağız. Köylerimizin altyapısını, üst yapısını yenileyeceğiz tamamen. Bu köylerimizde ilk kez sıcak asfaltla tanışacak Allah'ın izniyle. Doğalgaz
Eskiden köylere giremiyordu. Mecburen ihale şartları gereği. Şimdi mal olduğu için doğal gaz da buraya işte 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra gelmeye başlayacak vatandaşımıza. Çocuk parkları, spor alanları hepsine yapacağız. Çöplerini şimdi planlamasını yaptık. Konteynerlerini dağıtıyoruz. Bunları çok güzel muntazam olarak toplayacağız değerli arkadaşım. İnşallah işte bilgi evidir, spor alanlarıdır, sosyal tesislerdir, fırındır, muhtarlıktır. Yine buralara yapacağız. Yani uzatmaya gerek yok. Evet. Bu 10 köyümüz kesinlikle ve kesinlikle mahalle olduğundan dolayı memnun olacaklar. Ha bir de soruyor ki hayvancılık ölecek mi? Buradan yine vatandaşımıza sesleniyorum. Kesinlikle hiçbir yerde dönüşüm sert olmaz. Bu köylerimiz şehrimize karışıncaya kadar mutlaka 5 yıl, 10 yıl belki daha fazla bir süre bunlara bir süre verilecek. Kesinlikle aman gelecek sene artık bunu yapamazsın. Öyle bir şey yok. 10 sene çok rahat bir şekilde bu işi yapabilirler. Hatta daha fazla belki sürecek ama nedir şart? O köyde köydeyken de zaten var. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün kurallarına uyacaklar. Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün kurallarına uyacaklar. Yani ne yapacak? Evet dedim hayvandan tersleri şuraya bırak günlerce aylarca burada tutmayacak. Zaten bu tüm köylerde mecbur hani. Evet. Bunlara uyacak. Buna uyduğu müddetçe ne hayvancılığı bir engel var ne başka bir şey engel var. Biz buralara mutlaka gerekli zamanı tanıyacağız. İnşallah buradaki insanların refah seviyesini artırmak için, eğitim kalitesini artırmak için, spor imkanlarını, park bahçe imkanlarını, altyapı, üst yapı, her türlü o hizmetleri buraları Allah'ın izniyle götüreceğiz. Sayın Başkanım çok kısa bir süremiz de kaldı. Son olarak Afyonkarahisarlıları vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Ben şunu söyleyeyim. Bu şehrin insanıyım. Bu şehrin çocuğuyum. Hayatım, ölümüm inşallah hepsi bu topraklarda geçecek. Bu toprakları, şehrimi çok seviyorum. Allah'ın izniyle benim bu 5 yıllık dönemde yaptığım hizmetler zaten nedenli ufkumuzun olduğunu, nedenli başaracağımızı en güzel şekilde gösterdi. Bizim 2. dönemimiz bu dönemimizden Allah'ın izniyle daha rahat olacak. Niye rahat olacak? Şantiyelerim tamam, fabrikalarım tamam, ekipmanlarım tamam. Bunlara ben para harcamayacağım. Belediyeciliği daha da ciddi bir şekilde öğrendim. Hiç kimseyle sorunum yok. Kimseyle kavga etmiyorum. Valimiz başımızda. Ticaret odamız, borsamız, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, partimizin teşkilatı, kavga etmiyorum. Milletvekillerimizle uyum içerisindeyim. Sayın Bakanımızın emrindeyim. Her zaman düğmemi ilikliyorum. Asla takım oyununu bozmuyorum. Bu da Afyon'a müspet manada hizmet olarak yayılıyor. Evet. Yatırım olarak yayılıyor. Ve buradaki birliktelikten dolayı, bu ilgi alakadan dolayı herkes Afyon'a gıptayla bakıyor. Herkes bakınız. Evet. Herkes gıptayla bakıyor. Yatırımlar yayılıyor göreceksiniz. Bunların hepsinde bizim katkımız var. Bak. Sivil toplum kuruluşlarımızla, iş adamlarımızla beraber katkımız var. İkinci dönemimiz çok daha güzel olacak. Afyon'un nasıl güzelleştiğini, zaten güzelleşti, gelişti. Bu dönem asıl bizim artık makyaj yılımız bu dönem bizim. Makyaj yılımız. Altyapı, üst yapı bitti. Artık bu dönem bizim parklar, bahçeler, şelaleler, yani benzeri şeyler dönemimiz olacak Allah'ın izniyle. Biz halkımızı mahcup etmedik, asla da etmeyeceğiz. Evet. Ben tekrar bize her türlü desteği veren, duasında bizleri eksik etmeyen Kadir Şinas, vefakar Afyonkarahisar halkına canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah onlara sağlık, afiyet versin. İnşallah tekrar seçim kampanyası boyunca çalışacağız. Beraber olacağız. İnşallah 30 Mart'ta da tekrar halkımızın desteğiyle inşallah ipi göğüsleyeceğiz. Ve tekrar Nisan'a yeni bir dönem için bismillah deyip başlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Sayın Başkan Burhanettin Çoban'a da bizler başarılar diliyoruz. Sevgili izleyiciler, süremiz bitti ancak Afyonkarahisar'a yapılan yatırımları konu olan kısa bir VTR'miz var. Sizi onlara baş başa bırakacağım. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyorum.
Müzik